Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet, arkadaşlar hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün çok değerli bir misafirimiz var. Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay Bey. Sağ olsunlar bizi kırmadılar, geldiler, şeref verdiler. Hoş geldiniz hocam. Allah razı olsun. Nasip olursa diriliş ekolü ve medeniyet kavramı çerçevesinde bize bir sunacaklar. Daha sonra sorularımız ve katkılarımız varsa da serbest kürsümüz var. Bu arada diğer etkinliklerimiz çerçevesinde 15 Mart Çarşamba günü Mehmet Akif Can Bey Müminin Suresi'ne devam edecekler. Perşembe günü de Profesör Doktor Yaşar Düzenli Bey Maarec Suresi'ne devam ediyorlar. Haftaya bugünkü misafirimiz de Sayın Mustafa Özel Bey misafirimiz olacak. Stratejik liderlik çerçevesinde pardon bir sunusu olacak. İnşallah haftaya bugün. 18 Mart Cumartesi günde Sakarya Mezunları grubunun bir organizasyonu var hocam. Onlar ayda bir organizasyon yapıyorlar. Misafirleri de Adnan Boynuk Karabey olacak. 18, Adıyaman Milletvekili. 18 Mart mı? Evet. Cumartesi günü akşam. O yemekli oluyor organizasyonları. Yine aynı gün gençlik çalışmaları çerçevesinde sabah kahvaltısında Mavera Gençliği'nin misafiri olarak Sayın Arif Emecan Bey misafirimiz olacak. İETT Genel Müdürü. Gençler haberiniz olsun. Cumartesi sabahı buradasınız. Kahvaltı burada. Tamam mı? Yine gençlik çerçevesinde yurdumuzda da Abdurrahman Babacan Bey, Aliye İzzet Begoviç ve Doğu Batı arasında İslam çalışmasını gençlerle paylaşacak. Hanımlar da her cuma olduğu gibi bu cumada Arzu Melek Hanım ve Rahim Hanım tefsir ve fıkıh çalışmalarını saat 12.30'da bayanlara yönelik çalışmalara devam ediyorlar. Sayın Profesör Doktor Durmuş Günay 1953'te Sütçüler Isparta'da doğmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde mezun oldu. 1976 yılında makine mühendisi oldu. 87-2000 yılları arasında Sakarya'da İTÜ Sakarya Mühendisliği Fakültesi ve Sakarya Üniversitesi'nde çalıştı. Maalesef beraber çalışamadık. Bir ara bulunamadık. 86 mezunuyum ben hocam bu arada. Sizden istifade edemedik yani üniversitede. Daha sonra yolumuz çakıştı. Şalın Bakanlığı çakıştı, evet. 99 yılında Zonguldak Kara Elmas Üniversitesi'nde profesör oldu. Öğretim üyeliğinin yanı sıra 2003-2006 yıllarında Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nda, 2006-2008 yıllarında Ulaştırma Bakanlığı'nda bakan danışman olarak çalışmıştır. 5 Şubat 2008 yılında Abdullah Gül tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 13 Mart 2008 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu üyeliğine seçilmiş ve buradan da görevi tamamlanmış. Ayrıca 6 Şubat 2012 tarihlerinde tekrar YÖK üyeliğine atanmıştır. Evli ve 4 çocuk babası olan Durmuş Güney halen Maltepe Üniversitesi Endüstri Mühendisi bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam etmektedir. Tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz hocam. Hoş bu arada Facebook'ta canlı yayınlıyoruz. Mavera.tv'de canlı yayınlıyoruz. Diğer retweet yapmak isteyen arkadaşlar olursa. Daha sonra da YouTube'da tekrardan paylaşıyoruz. Mustafa Bey hoş geldin bu arada. Evet hocam, buyurun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Hocam bir dakika, bu arada arkadaşlar dışarıda Üstad Sezai Bey'in kitapları var. Edinmek isteyenler olursa lütfen dışarıdan da çıkarken edinirseniz memnun oluruz. Peki. Evet. Hepinizi saygı sevgiyle selamlıyorum. Mavera Vakfı'na da teşekkür ediyorum sizinle böyle bir sohbet imkanını oluşturdukları için. Hasreten Mehmet Bey'in şahsında bütün vakıf mensuplarını, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şimdi benim yapacağım konuşma diriliş ekolü ve medeniyet ve kültür kavramları üzerinde odaklaşacağız. Biraz beni sonuna kadar sabırla dinlemenizi istiyorum. Bu kültür ve medeniyet kavramı biraz sonra okuyacağım, zaten göreceksiniz. Ne kadar karıştırıldığını, ne kadar anlaşılmaz bir kavram gibi karşılandığını göreceğiz. Kendimce benim bulduğum bir yazdığım bir formülle
Medeniyet kavramını netleştiriyorum. Bu kadar çok anlaşılmaz sayılan bu kavramı daha anlaşılır hale getirdiğimi zannediyorum. Onun için biraz 2-3 felsefi argüman veya kavram üzerinde duracağım. Onlar da olabildiğince basitçe anlatacağım. Onlar anlaşıldıktan sonra medeniyet kavramı konusunda bir karışıklık kalmayacağını düşünüyorum. Gerçekten ne kadar karışık olduğunu çok kullandığımız ama açıklık ve sıçıklığa kavuşturamadığımız bir kavram olduğunu örneklerle göreceğiz zaten bir süre sonra. Biraz etrafında dolaşacağız baş tarafta. İşte diriliş nedir o çerçevede. Şimdi bu başlık bize kılavuzluk edecek dedim. Diriliş ekolünü ve başta medeniyet olmak üzere diriliş düşünce sistemini anlatmaya çalışacağım burada. Esas meselemiz diriliş düşünce sistemi ve merkezi kavramı olan dirilişi medeniyet kavramı üzerinde duracağız. Ve bu medeniyet kavramına açıklık kazandırmak için önce bir hazırlık, bir ön bilgi hazırlığı yapacağız. Ve gerçekten aydınların veya düşünürlerin medeniyet kavramında ne kadar muğlak ve müphem açıklamalar yaptığını burada örneklerle göstereceğiz. O felsefi arka plan dediğim veya açıklama dediğim şey şu: Aristoteles ve Platon'daki cevher, öz ve madde ilişkisi bir. İkincisi, bir varlığın var olma tarzları. Bunları anlatınca hiç zor olmadığını göreceksiniz. Üçüncüsü de bir var olanın dört sebeple var olduğuna dair Aristo'nun açıklamasını kullanacağız bayağı. Bir bilgi olarak değil de medeniyet kavramını açıklarken Aristo'nun bu yaklaşımını kullanacağız burada. Ben her konuşmamda kullandığım bir slide var. Bunu burada da kullanıyorum. Bütün varoluşların aşkla başladığını, doğuş yalnızlık ve çile ister. Ve Heidegger'in bir sözünü de nakletmek istiyorum. Biz asla düşüncelere varamayız. Düşünceler bize gelirler. Onun için dilimizde ne diyoruz? Aklıma bir fikir geldi diyoruz. Bir fikir buldum demiyoruz. İşte o zaman düşüncelerin geleceği bir konumda durmak gerektiğini düşünebiliriz buradan. Ve düşünürler, düşünme eylemi içinde olanlar zaman zaman yalnız kalarak ve yürüyerek düşünürler. Bir filozof da ne diyor? Carl Jasper, felsefe yolda olmaktır diyor. Gerçekten yürümek ve yalnız kalmak düşünmeyle bağlantılı bir şey. Evet. Ve meşai filozofları yürüyenleri izleyen demek. Aristoteles de yürüyerek konuşurmuş. Onun için peripatosçular, yani yürüyenler deniyor. Ve insan soyunun ürettiği en önemli şey fikir tabii. Çünkü insan fikre göre davranıyor. Yapıyor yani. Eğiliyor ve yapıyor. Ve son cümlemiz: fikir, ilham, şiir, arı oğullar gibi bazen yalnız iken zihnimize üşüşür. O anı fark etmek, kaçırmamak ve kaydetmek gerekir. Önce ucu gözüküyor bunların, böyle belli belirsiz. Fakat sonra üzerinde duruldukça iceberg yukarı doğru çıkıyor. O anı kollamak lazım, kaydetmek lazım. Şimdi bu diriliş ekolünün kurucusu Sezai Karakoç'tan bahsedeceğim bir süre. Cumhuriyet'in 10. yılında 1933'te Mayıs'ta Ergani'de doğuyor. Şairlik tarafı var. Fikir adamı, dava adamı ve eylem adamı diyoruz. Bir diriliş düşüncesi ve ekolü ortaya koymuş. Ve onun söylemi İslam kültürünün özü, üsaresi gibidir gerçekten. Geçmişimiz, çağdaş birikimlerimiz, Doğu ve Batı onda yepyeni bir yorum ve dile kavuşmuş. Ve buna diriliş söylemi diyebiliriz. Halis ve özgün bir mütefekkir. Mesela aynı soruyu birkaç kereye sorun Sezai Karakoç'a. Her birinde farklı bir cevap verir. Çünkü sürekli işleyen bir zihinsel mekanizma olduğunu arkada fark edersiniz. Tefekküründe, şiirinde üstadı bir adam. Medeniyetimizin dirilişine adanmış bir hayat. İslam tefekkürünün çağımızda Sezai Karakoç olarak tezahür ettiğini bile söyleyebiliriz. Böyle bir düşünür yetiştirmiş olması bu medeniyetin,
bu medeniyetin canlılığına ve dirileceğine işaret olarak sayılmalıdır. Çünkü böyle çok çaplı bir, derin bir şair ve düşünür yetiştiriyorsa bir kültür, onda bir var olma ve dirilme yeteneğinin olduğu söyleyebiliriz. Sezai Karakoç olaylara, dünyaya, evrene, coğrafyaya, tarihe, anlama bütün olarak bakıyor. Bu bir, işte medeniyet kavramının arka planda da bu var. Bütün ve topluca bakıyor. Tarihi böyle izah ediyor, anlamı böyle izah ediyor. İnsanlık tarihini Hazreti Adem'den bugüne kadar ve Hazreti Adem'den bugüne kadar peygamberlerin, mensupların, ümmetlerinin tümünü İslam milleti olarak nitelendiriyor. Ve bütün medeniyetlerin oradan çıktığını, o insandan çıktığını ve zaman zaman bazılarını saptığını, işte bugün işte pagan medeniyetlere dönüşebildiğini veya bozulmuş yapılar olduğunu iddia ediyor. Yani ilk insandan sonra aslında bütün medeniyetler vahdaniyet medeniyetiydi, hakikat medeniyetiydi ve onun zirvesi de İslam medeniyetiydi. Evet. Bütüncül bakış olduğunu söyledik bak yaklaşımın arkasında ve medeniyet topyekün kültürün bir tezahürüdür. Medeniyete dahil olmayan hiçbir şey yoktur. Bu açıklamamızda onu söyleyeceğiz. O Mehmet Akif Necip Fazıl fikir çizgisinin devamı olan Diriliş Ekolü'nün kurucusu, büyük bir mütefekkir, şair ve dava adamıdır. Bu yorum biraz Ebu Bekir Eroğlu'nun aramızda bulunan yorumuyla da bağlantılı. Ülkesine, milletine ve medeniyetin dirilişine adanmıştır. Temel tezi medeniyet tezi. Şimdi bunu anlatacağız. Şimdi özetliyorum ki son derece berrak olarak anlayacağınızı düşünüyorum. Ve bugün yaşadığımız sorunlar, işte 200 yıldan beri aydınların, düşünürlerin çözüm aradığı sorunların, Sezai Karakoç'un teşhisi medeniyetimizin krizidir. Çözümü ne? Medeniyetimizin dirilişidir. Böylece basitçe anlatmak istiyoruz ve bu medeniyet dediğimiz işte zaman zaman hakikat medeniyeti, vahdaniyet medeniyeti, gök medeniyeti ve bunların zirvesi olan İslam medeniyeti. Bir de dava adamlığından bahsettik. Dava adamı cemiyetin içindedir ama yalnızdır. Dava adamının kaderi esasen yalnızlıktır ve idealisttir. Adanmıştır kendisini idealine, ülkesine. Onda da adamıştır. Onda dava tecessüm eder. O hep davasını yaşar. Mercek gibidir. Biliyorsunuz bu fizik okuyanlar bilir. İnce kenarlı ve kalın kenarlı mercektir. Baktığınız zaman merceği görmezsiniz de arkasındaki nesneler ya da görüntüler görürsünüz. Onlar davasında böylesine saydamlık gibi bir şey vardır. Ona baktığınızda kendiliğini değil de davasını hissedersiniz. Sezai Karakoç da böyle bir adam. Bütün varlığını, davasını ülkesine adamıştır. Onun davası İslam medeniyetinin dirilişi, ülkemizin geleceğinin güvencesi altına alınması, İslam milletinin onurlu ve özgür yaşamasıdır. Şöyle bir dönemde geliyor. 1933'te doğuyor. İşte yazı hayatına 1950'lerde başlıyor. 51'de şiir sanatını çıkarıyor. Dergi çıkarıyor daha üniversitedeyken. Şimdi pozitivist zihniyet var. Bir pozitivist felsefenin bir zihni arka planı var. Diyor ki bu felsefe empirizme dayanıyor. Varlığı biz duyu verileriyle görülür, algılanır bir dünyaya hapsediyor. Şimdi böyle bir zihinsel formasyon bizim metafiziği, öteleri, ruhu, ahireti, görünmezi, meleği, cini anlamamızı zorlaştırıyor. Çünkü var olan şeyler duyu verileriyle algıladığımız şeyler olarak algılayan bir zihinsel yapıyı örtük olarak eğitim sistemi bize zerk ediyor, aşılıyor. Böyle bir zihinsel formasyon kazanıyoruz. Tamam. Ama Sezai Karakoç bunu kırmak istiyor. Bunu, bu zihinsel kuşatmayı, çember içine alınmışlığı parçalamak istiyor. Mesela kitapların adına bakalım. Sadece adına bakıyoruz. Şah Damar, Hızır'la 40 Saat, Taha'nın Kitabı, Gül Müştüsü, Zamanı Adanmış Sözler, Alın Yazısı Saati, Meydan Ortaya Çıktığında, Çağ ve İlham, Ruhun Dirilişi, Kıyamet Açısı, İslam'ın Dirilişi, Diriliş Neslinin Amentüsü, İnsanlığın Dirilişi, Yitik Cennet, Makamda, Diriliş Müştüsü, Fizik Ötesi Açısından, Yapı Taşları ve Kaderimizin Çağrısı,
tarihin yol ağzında sütun sur gibi. Bütün bu metafizik terimleri adeta dokunurcasına dile getiriyor. Hem düşünce kudretiyle hem şiiriyle birlikte dile getirmeye çalışıyor. Bunun anlaşılır kılıyor. Ve birçok alanda eser vermiş ve büyük bir mütefekkir, şair ve eylem adamıdır dedik. Ve divan şiirini modern bir dille çağımızda diriltmiştir. Aynı zamanda siyasi bir faaliyeti de olmuş. Siyasi bir partide, hatta iki parti kurmuştur. Sanatı ve şiiri üzerine, Sezai Karakoç'tan sanat ve şiir üzerine birkaç alıntı yaptım. Onları size okuyacağım. Bunlar kendisinin yazdıkları. Şiir yazma bende bir kaderdir. Adeta ondan kaçmışımdır. O da beni hep gelip yakalamasını bilmiştir, diyor. Kur'an-ı Kerim'in tesirinde büyük bir edebiyat doğmuştur. İşte bu İslam edebiyatıdır. Şiir Tanrı armağanıdır. Tanrı'nın önünde samimi yaşama sonucunda elde edilen bir armağandır. Şiir hakikatin doğa ve tarih içinde atan nabzı çarpan yüreğidir. Şiir ruh pencerelerini Allah'a açtıkça şiirdir. Şair bir milletin kalbidir. Şair olmayan millet yok demektir. Şairlerini görmeyen millet kendini görmüyor. Şairlerini yaşamayan millet yaşamıyor demektir. Ve sanat anlayışını şöyle söylüyor. Çok genç yaşta söylediği bir şey bu. Sanat tutumum genel dünya görüşümün bir bölümünden başka bir şey değildir. Onu bir sesin, yeni bir sesin sırtına yüklemekten ibarettir. Benim şiirim aşk, hürriyet, yaşayış ve ölüm gibi var olmanın dinamitlendiği noktalardaki trajik espriyi irrasyonele ve absürde bulanmış mutlakı zapt etmektir. Ve şöyle diyor, İslam sanatının temeli de kuşkusuz tevhid ilkesidir. Sezai Karakoç 1960'da 27 yaşındadır ve 27 Mayıs henüz olmamıştır ve gerçekten durum 30 yıl öncekinden çok değişmiştir diyor ve yeni bir düşünceye, düşüncede tazelenmeye, yeni bir dil ve üslup gerektiği kanaatine varıyor ve hatıralarında bir süredir daldığım metafizik düşüncede kendini ifade etmek için beni zorluyordu diyor ve ilk dirilişleri çıkarıyor 3 sayı olarak 1960'da 3. sayı 27 Mayıs dolayısıyla hazırlandığı halde yayınlanmadan kalıyor. Diriliş bu fevkalade şartlar içinde doğar. İlk anda diriliş ismi diyor yadırgandığını kendisi söylüyor bunu. Basübadel mevt karşılığı ihya değil. Basübadel mevt karşılığı dirilişi bulmuştum. Ölümden sonra dirilme anlamında tabii ki sadece metafizik anlamda değil, tarihi sosyolojik anlamda da kullanıyordum. Az önce söylediğim gibi ilk dönem diriliş dergileri Mayıs aylarında çıkar. Üçüncü sayı çıkamıyor. Evet. Ve edebiyat düşünce açısından bir ekol ortaya çıkmış. Buna diriliş ekolü denilebilir. Ve İslam dünyasının içinde bulunduğu durumdan çıkışı için ortaya koyduğu diriliş düşünce sistemi en kapsamlı ve derinlikli bir tefekkür ürünüdür. Kendi geçmişimiz, çağdaş eserlerimiz, Batı kültür ve edebiyatı özgün bir sentez ile genç yetenekleri yoğurmuştur. Diriliş öyle yazan bir medeniyetin, toplumun olağanüstü bir toparlanış ve güçle ayağa kalkışıdır. Adeta ölümden sonra dirilme gibi büyük bir toparlanış ve ayağa kalkışı dile getiriyor. Diriliş metafizik anlamda bir ve bütün bir canlı varoluşun da temelidir. Baharda tabiat nasıl diriliyorsa bir iklimle birdenbire bütün tabiat işte diriliyor, yeşil oluyor, çiçekler açıyorsa insan da toplumda, medeniyette öyle dirilecektir. Bu varoluş hikmetiyle birlikte olağanüstü bir çaba ile ayağa kalkmış diriliş. Diriliş varlığın hakikatine varmak. Adeta canlı bir oluştur. Ne evrim ne de devrimdir. Tabiatın dirilmesi gibi varlığın içindedir. Fizik dünyada makineler mekanik yasaları uyarınca tasarlandığında nasıl çalışıyor motor değil mi? Sanki dirilmiş gibi oluyor. Kendi yasalarına, mekanik yasalarına uygun olarak tasarlanıp ve çalıştırıldığında
canlı varoluş da kendi varoluş hikmetine erdiğinde, o hikmet istikametinde hareket ettiğinde dirilecektir. Diriliş yeniden inanmak, yeniden düşünmek, yeniden duymak, kalbin çığlıklarını bastırarak yeniden yaşamaya ve hayata anlam kazandırmaya başlamak, taklitten vazgeçmek, geçip tahkik yoluna koyulmaktır diyor. Diriliş toplumun bütün kesimlerini, şiirin ve edebiyatın bütün alanlarını doğrudan veya dolaylı olarak etkilemiştir. Bu görünmez ama gerçekten böyledir. Bir iklim gibi bütün kesimleri devletin en üst mercilerine kadar bütün bir toplumu etkilemiştir. Şiirlerinde devletin en üst mercilerini okuduğunu biliyorsunuz. Yepyeni bir söylem getirmiştir. Yeni kavramlar ve o kavramları dile getirdiği diriliş terminolojisi doğmuştur. Bu yeni söylem tarzı medeniyetimizin geçmişte kaldığı şeklindeki ön yargı ve kendi kültürümüzü tahrif eden psikolojik dirençleri büyük ölçüde yıkmıştır. Kullandı. İşte İslam toplumunun ekonomisi Türk'tür diyor. İslam toplumunun iktisadı diyebilirdi. Ama orada psikolojik bir etkiyi de gözetiyor. Diriliş sadece İslam toplumunu değil, bütün insanlığı dirilişe çağırmaktır. Bir kitabının adı da İnsanlığın Dirilişi. Kıştan sonra nasıl bahar ile tabiat dirilirse İslam medeniyeti kültürü öyle dirilecektir. Allah'ın izniyle dirilecektir. Bir toplumun dirilişi Basübadel Mevt gibidir. Öyle yazan bir toplumun kültürün olağanüstü toparlanış ve güçle doğrulup ayağa kalkmasıdır. Hızır'la 40 saatten bir dörtlük bu. Evrim günlük sularla, devrim irinle kanla, bizse dirilişi gözlüyoruz. Bengisu Bengisu kayna ve çağla. Şimdi sorun ne? Şimdi şeye geliyoruz. Kültür ve medeniyet kavramlarını ele almaya. Biraz Batı'dan bahsettim burada ama sabrınızı zorlar mıyım dedi, endişe içindeyim. Beni sabırla dinlerseniz memnun olacağım. Son 200'ü 1800'lerden bugüne kadar diye düşünelim. Batı'da şöyle bir şey oluyor. Onu kısaca bahsedeyim. Rönesans tarih diliminde 1350 ile 1600 olduğuna ben şeylerden öyle karar verdim. İşte Kopernik önemli bir devrimdir. 1543 dünya merkezli astronomi sistemden Kopernik alıyor dünyayı 3. şeyden, yörüngeden dünyanın olduğu yere koyuyor merkeze. Dünyayı da alıyor, güneşin olduğu yere koyuyor. Yer yerinden oynatıyor. Yani yeri yerinden oynatıyor. Ve buna Kopernikçi yeni bir dünya sistemi oluyor. Arkasında bu 1543. İşte arkasından Galile geliyor. Çok sayıda tabii orada 1543 ile 1687'de Newton'un prensibi adlı yani prensipler Mathematical Principles of Natural Philosophy, doğa felsefesi. Niye doğa felsefesi demek? Fizik demek. Fiziğin matematiksel ilkeleri diye veya kısaca Latince Principia diye bir kitap yazıyor. Bu kitap o kadar etkili oluyor ki tabiat kanunları diyor kimileri, kimileri tanrı kanunları diyor. Batı dilinde Bible of Science diyorlar. Bilimin işte Bible'ı. Prophet of Science diyorlar Newton'u. O kadar müthiş bir şey etki uyandırıyor ki modern bilimin doğuşunun başlangıcı sayılıyor. 1687 yılında yayınlanıyor. Şimdi bu arada Galileo, Descartes, Newton, Bacon filan var. Ve 1765'te buhar makinesi yapılıyor. Buhar makinesi şu demek, yani kas gücünün yerine artık buhar gücü geliyor. Ve 1825'lerde bu buhar makinesi gemide, trende kullanılmaya başlanıyor. Dolayısıyla yeni makine gücü geçiyor kas gücünün yerine. Bu teknolojik olarak Batı'yı çok güçlendiriyor ve bunun karşısında 18. yüzyılın sonlarından sonra toplumumuz çeşitli problemler yaşamaya başlıyor ve Avrupa karşısında yeniliyoruz zaman zaman. 1770'lerde işte Ege'de 25 Rus Osmanlı gemisini bir Rus gemisi bir gece Çeşme'de yakıyor. Bu nasıl oldu filan diye Osmanlılar biraz şaşırıyorlar. Ve 19. yüzyıl icatlar çağı, yani 1800'ler ve 18. yüzyıldan sonra az önce söylediğim gibi yenilgiler almaya başlamış. Düşünürlerimiz, aydınlarımız ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkması için çeşitli fikirler ileri sürüyorlar. Tanzimat'tan beri uğraşıyoruz. Didiniyoruz. Tamam mı?
Tanzimat, Meşrutiyet, Cumhuriyet, Tek Parti dönemi, Çok Parti dönemi. Önce Tanzimat ile devlet adamlarında, sonra aydınlarda başlayan bunalım giderek halka da etkisini gösteriyor. Çözüm hep batılılaşmak olarak görülüyor. Çözümsüz oldukça az batılılaştık, biraz daha batılılaşalım deniyor. Diyor devletle birlikte topyekun bir batılılaşma oluyor Cumhuriyet'le. Ama yine çözemiyoruz. Ve aydınların arayışlarından örnekler vereceğiz. Bu arayışlar, hani bir Mevlana'nın bir fil şeysi var. Körler file dokunuyor. Daha doğrusu aslında körler değil de, körlerin file dokunması deniyor ama şöyle anlatılıyor aslında. Karanlık bir odaya fil bir odada bulunuyor. İnsanlar gidiyor file dokunuyorlar işte. Kimisi ayağına dokunan diyor ki kocaman bir işte diyor bir direk diyor. Hortumuna dokunan kocaman bir oluk diyor. Sırtına dokunan işte şöyle bir şey diyor. Kulağına dokunan dümdüz bir yaprak bir şey falan diyor. Herkes dokunduğu yere göre bir fil tanımı yapıyor ama bu tanımların toplamından bir fil çıkmıyor. Şimdi buna benzer bir durum var Osmanlı aydınlarında. Özellikle Tanzimat döneminde müthiş bir gayret var. İkinci Meşrutiyet döneminde. İkinci Meşrutiyet dediğim 1908'de 1922 arasındaki işte 15 yıllık falan bir dönem. Namık Kemal tabii ondan önce rüya görüyor. Genellikle rüya üzerinden fikirleri anlatma geleneği veya da hülyası vesaire. Rüyasında Hürriyet'i görüyor. Bunu Sezai Karakoç Çıkış Yolu bir kitabında anlatıyor. Hürriyet'i bir kız şeklinde görüyor. Namık Kemal Hürriyet'ten kişi haklarını anlıyor. Eğer Hürriyet'e kavuşursak ülkemizin içinde bulunduğu çıkmazdan kurtulacağını düşünüyor Namık Kemal. Ziya Gökalp da hülyasından bahsediyor. Yakında devrim olacağını, Hürriyet Güneşi'nin doğacağını söylüyor. Gökalp de kızına Hürriyet adını koyuyor. Ziya Gökalp böyle çok fikir değiştiren bir adam. Batıcı oluyor, İslamcı oluyor, Türkçü oluyor. Böyle akşam sabah fikir değiştiren bir adam. Yahya Kemal'in de rüyası var. Rüyasında Baba Ali Caddesi'ni baştan sona muhteşem binalar, efendim modern yapılar, yüksek yapılar, iktisadi teşekküllerle donanmış görüyor Yahya Kemal. Peyami Safa da diyor ki ya bizim problemimiz diyor, biz matematiği başaramıyoruz diyor. Riyazileşemedik diyor. Matematikselleşmeyi başaramadık, beceremedik diyor. O yüzden eksik kalıyoruz. Ayrıca siteleşmemiz de gerekiyor diyor. Kimi aydınlar? Sorunlarımızın temelinde ekonomi zayıflığı olduğunu ileri sürüyor. Sorunlarımızı aşmanın yolunun da ekonomimizi güçlendirmekten geçeceğini söylüyor. Daha ziyade materyalistlerin iddiası bu biliyorsunuz. Kimi aydınlar da sorunun iman zafiyetinden kaynaklandığını söylüyor. Bunu da biliyorsunuz. Marksistler altyapının ekonomi ve siyaset olduğunu, fikrin kültürün üst yapı olduğunu ileri sürüyor. Sezai Karakoç bu noktada fikir ve ruhun temel olduğunu, yani altyapının kültür ve maneviyat olduğunu, ekonomi ve siyasetin üst yapı olduğunu savunuyor. Maneviyatı sarsılmış, ruhen sarsılmış bir toplumun ekonomisi de sağlam olamaz diyor ve temel tezi de medeniyet tezi. Ve tarihi sosyolojik bir perspektiften bakmaktır. Bunu biraz sonra daha detaylı bir şekilde göreceğiz. Çünkü toplumun bütün kurumları bileşik kaplar gibidir. Yani bir kurum çok yüksek, çok başarılı, başka bir kurum çok daha düşük olmaz. Bunu hep söyleniyor ama böyle bütüncül bir bakım olmuyor. İşte bazıları da eğitim diyor mesela. Eğitimi düzeltirsek her şeyi düzeltiriz falan gibi. Tarihi sosyolojik perspektifin anlamı toplumun bütün kurumlarını zaman boyutunda da değişimini içeriyor. İslam medeniyeti denildiğinde ta başlangıçtan yani Hazreti Adem'den beri hakikate inanmış toplumların yani İslam milleti deniyor. Adem'den bugüne kadar bütün inanmışlara, peygamberlerin, ümmetlerinin cümlesine İslam milleti deniyor. Yeryüzündeki inanmış bütün Müslümanların hepsi de bu İslam milletinin mensubu. Bunların tarihi deneyimleri, tecrübeleri, yapıp etmeleri, kültürleri nesneler dünyasında ve bilgi dünyasındaki bütün birikimleri medeniyetin içinde oluyor, tamam mı? Ve Müslümanlar bu birikimlerin cümlesinden yararlanacak. Yani tarihin de bir aklı var, insanlığın da bir birikimi var. Modern zamanlar tarihi bir kenara itti kendisini yükseltmek için ama sonradan çoğu fark edildi. Mesela ortaçağ çok aşağılandı ama şimdi batıda da ortaçağ aşağılamaktan vazgeçildi. Çünkü
felsefenin, tefekkürün oluştuğu yer Orta Çağ'dır. Hele Müslümanların Orta Çağ'ı negatif bakması tuhaf bir şey. Çünkü bütün İslam medeniyeti Orta Çağ'da zuhur etti. 476'dan 1453'e kadar Orta Çağ deniyor. Burayı Müslümanların negatif bakması, İslam medeniyetine, kültürüne, dinine de negatif bakması anlamına gelir. Bunu çok konuşuldu, Orta Çağ kafası falan diye. Ne yazık ki. Evet. Medeniyet ve kültür nedir? Şimdi biraz eğlenceli bir yere geldik. Şimdi bakın, Büyük Türkçe Sözlük, Dil Kurumu'nun yayınladığı sözlükten okuyorum. Orada siz de göreceksiniz. Kültür ne diyor bakın? Tarihsel, virgül, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, harz, ekip. Bir şey anlaştınız, anladınız bundan. Aklı karışık, dili dolaşık bir şey işte. Türkçe sözlük bu. Kültürü böyle tarif ediyor. Uygarlık veya medeniyet, bir ülke veya toplumun, bunu da Wikipedia'dan aldım, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder. Uygar kelimesi yerleşik hayata geçen Türk kavmi olan Uygurlardan gelmektedir diyor. Bu biraz şey, kiriş geçiyor, teğet değil de biraz içeriyor yani. Anlattığımızda göreceksiniz. Medeniyet, bu bir medeniyet tarihçisi, bir İngiliz var. Bu Fernand Braudel, Toynbee gibi bir adam bu da. Şöyle diyor bakın, yani Batı'da da kafa karışık. Yani biz şimdi onları da hepsini aydınlatacağız. Medeniyet sözcüğünü düz bir çizgiyi, üçgeni veya bir kimyasal elemente tanımlarmış gibi basit ve kesin bir şekilde tanımlayabilmek güzel olurdu. Maalesef sosyal bilimlerin sözlük dağarcığı böylesi tanımlara pek az izin verir. Samuel Huntington'un 1993 isimli medeniyet çatışması tezi, medeniyet kavramının popülerleşmesinde bir dönüm noktasıdır diyor. Sezai Karakoç Samuel Huntington'dan çok önce medeniyet meselesini ortaya attı. Ta 1960'larda. Ama o meşhur oldu. İşte dünya çapında o kadar çok. Ne yazık ki şimdi bu medeniyet kavramı, medeniyetlerin çatışması meselesi, medeniyetin kriz meselesi pek anlaşılamadı. Medeniyet, Medine şehir kökünden geliyor. Peygamberimiz Yesrib'in adını Medine yapıyor. Batı dillerinde medeniyet karşılığı olarak civilization sözcüğü, Latince'de şehirli anlamına gelen civilis kelimesinden türemiştir. Modern Arapça'da medeniyet karşılığı olarak hadere kullanılmaktadır. Medeniyetin Türkçe karşılığı olan uygarlık, Uygurlardan türemiştir. Medeniyet ve kültür üzerine görüşlere de yer vereceğim. Mehmet Aydın'ın yeni bir kitabı çıktı. He? Ben sabrını zorlarım diye uyumazsınız değil mi? Uyumazsanız aheste aheste anlatayım. Tamam, peki. Şimdi aheste aheste gideceğiz, tamam. Tamam. Mehmet Akif Aydın'ın yeni bir kitabı çıktı. Siyasetin Aynasında Kültür ve Medeniyet diye. Orada diyor ki Mehmet Akif Aydın, kendi cümlesi bu. Pardon, Mehmet Akif değil, affedersin, çok affedersin. Mehmet Aydın, şu devlet bakanlığı yaptı ya, filozof gibi bir hoca. Medeniyet kavramının efradını cami, ayarını mani bir tanımının hakkını vermek mümkün değildir. O da bu işte bir zorluk var diyor. Medeniyet kavramı için kullanılan terimler hadara, temettün, ümran, medeniyye, uygarlık, böyle terimler de kullanılmış. Nurettin Topçu'ya göre medeniyet, insanlığın muayyen tarihi devirlerinde bir zümre cemiyetin benimsediği, vasıtalarla çalışarak ortaya koyduğu ve yaşadığı teknik eserlerin ve yaşayış şekillerinin bütününe denir. Yani biraz yaklaşmış. Kültür ise bir cemiyetin kendi tarihi içinde meydana getirdiği değer hükümlerinin bütünüdür diyor. Bu tanımlara göre medeniyet, bir grup toplum arasında ortak olduğu halde
Kültür bir topluma hastır. Medeniyette maddi unsur ön planda olduğu halde kültür ruhidir. Kültür sadece kendini yaratan milletin malı olduğu için de millidir diyor Nurettin Topçu. Ziya Gökalp, medeniyeti milletler arası, kültürü milli görüyor. Şöyle diyor, Garp medeniyetindenim, Türk milletindenim ve İslam ümmetindenim diyor. Ziya Gökalp medeniyeti uluslararası görüyor. Tümden yanlış bu laf. Niye biliyor musunuz? Şimdi bunu şöyle demesi lazım. İslam medeniyetindenim, İslam milletindenim ve Hazreti Muhammed'in ümmetindenim. Çünkü ümmet tabiri peygamberlere atfeden söyleniyor. Hazreti Muhammed'in ümmeti, İsa'nın, Hazreti İsa'nın, Hazreti Musa. İslam'a göre söylenmiyor. Bu ilk, valla bizim köyümüze bir garip bir adamcağız gelmişti. Nereden geldiğini bilmiyoruz yani. Bize ilk öğrettiği şey şu, öte dünyaya gittiğinizde sorgu melekleri gelecekler. Size soracaklar. Dinin nedir? Ne diyeceksin? İslam. Hangi millettensin? İslam milletindenim. Kitabın nedir? Kur'an. Hangi ümmettensin? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetindenim. Mezhebin nedir? İtikatta mezhebim Maturidi, amelde mezhebim Hanefi diyeceksin der. Adam şifreleri vermiş bize. Yani şifre bu, işin esası bu. Tamam. Yani İslam milletindenim değil, Hazreti Muhammed'in ümmetindenim diyecek. Neden Türk milletinden olup da Batı medeniyetinden olamayacağımızı biraz sonra göstereceğim. Açık, net, berrak bir şekilde. Her milletin bir kültürü ve her kültürün de bir medeniyeti olduğunda hem Türk milletindenim hem de Garp medeniyetinden sözü tutarsız bir ifade oluyor. Ne yaptık? Gireyim geldik ya. Baltacıoğlu'na göre Tanzimat'tan beri kültürle medeniyeti, vicdanla aklı, Türklükle Avrupalılığı birbirine karıştırdık. Sosyoloji bilimi ayrı cinsten gerçekleri birbirinden bıçakla kesilmiş gibi ayırması gerekir. Kültür ulusal, medeniyet uluslararasıdır. Bu kültür yerine medeniyet, medeniyet yerine de kültür kullanıldığı oluyor. Erol Güngör'e göre kültür ve medeniyet ayrımı biz Türkler için sadece sosyolojik bir kavram meselesi değildir. Millet hayatına nasıl bir yön vereceğimiz konusundaki isteklerimize objektif ve ilmi destek bulma gayretleridir. Her toplumun kültürü, o toplumda yaşayan insanların çeşitli problemlere karşı denedikleri çözüm yollarından meydana gelmiştir. Çözüm tarzlarından bazıları zamanla sabit hale gelerek toplumun bütününe mal olur ve toplumun kültürünü oluşturur, diyor. Mehmet Kaplan'a göre medeniyet ve kültürler bir bütünü teşkil ederler. Her medeniyet kendine has bir kültür ve sanat yaratır. Cemil Meriç'e göre kültür kaypak bir kavramdır. Tahlil edemezsiniz. Çünkü unsurları sonsuz. Tasvir edemezsiniz. Çünkü bir yerde durmaz. Manasını kelimelerle belirtmeye kalktınız mı, elinizde havayı tutmuş gibi olursunuz. Bakarsınız ki her yerde hava var ama avuçlarınız bomboş. Kültürün tarımdan idmana, balıkçılıktan medeniyete kadar akla gelen ve gelmeyen düzinelerce manası vardır, diyor. Sezai Karakoç'a göre her medeniyete bir de onun kültürü tekabül eder. İslam medeniyeti diyorsak bir de İslam kültürü dememiz gerekir. İslam kültürü İslam medeniyetinin bir unsurudur. Belki öbür birçok unsurun da kaynağı olan bir unsur. Medeniyeti insanlığın fizik ötesi amacına varması için kurduğu, hayat tarzı ve gerçekleştirdiği tüm çevre olarak da tanımlayabiliriz. İslam medeniyetini iyi ve bir takım ırk kültürlerinin ortak eserleri tablosu gibi görmek yanlıştır. Irklar bu medeniyete katılmışlar. Mizaçlarıyla da onu henüz potansiyel olarak duran güçleri de harekete geçirmişlerdir. Yani onu yeni açılımlarda belli cephelerini işletme ve çalıştırmada mizaçlarına etkisi olmuştur. Arap'ın mizacı bilim ve düşünceye yatkın olduğundan İslam medeniyetinin bilim ve düşünce yönünü geliştirmiştir. Acem mizacı da daha çok İslam'ın sanat ve edebiyat yönünü, Türk mizacı da yönetim ve örgütleniş cephesini, sosyal yapı cephesini açmaya yaramıştı.
Yoksa bu ırkların eski kültür ve medeniyetleri İslam'la karşılaşmada ve hesaplaşmada İslam'la bağdaşacak yanları bütüne katılarak eriyip özüyle kaynaşarak ortadan kalkmışlardır. Roma medeniyeti bir milletler medeniyeti üzerine Roma cilası çekilmiş bir mozaikler tablosudur. Öyle ki kimileri Roma medeniyetinin batışını eski Yunan'la temasına bağlar. Sert ve disiplinli karakterini yumuşak ve ince Grek uygarlığı çözmüş ve gevşetmiştir. İnancını taşır bu yazarlar. Batı Roma'nın batışında bu bozuluşun etkisi vardır. Batı Roma'nın batışına bir dereceye kadar etken olan Grek medeniyeti, Doğu Roma'nın ömrünün 1000 yıl daha uzamasında birinci derecede etkindir diyor. Şöyle bir tez ileri sürüyor Sezai Karakoç. Medeniyet temelde tektir ve medeniyet meşanesi ilk insandan bugüne elden ele taşınarak gelmiştir. Dallara ayrılmış, varyasyonlar olmuştur. Kimi zaman ekseninden sapmış, mecrasından çıkmış, bozulmuş, yozlaşmıştır. Bizim bildiğimiz Yunan medeniyeti, Roma medeniyeti, Kartaca medeniyeti, ne diyelim işte Mısır medeniyeti, o hakikat medeniyetin bozulmuş hallerine dair bilgidir. Onların başlangıcında Hazreti Adem'den sonra aslında vahdaniyet medeniyetiydi. Kültür medeniyeti değil, medeniyet kültürü içerir. Bize göre kültür medeniyetin fizyolojisi gibidir. Fizyoloji, vücudun bilgisi, loji şey var ya. Medeniyetse sadece anatomi değildir. Canlı organizma gibi. Anatomik cephesiyle, fizyolojik cephesiyle bir bütündür. Şimdi buradan çıkarak ben buralara oturtarak bir açıklama yapacağım. Burayı da aklınızda tutmanızı öneririm. Evet, ne oldu? Bir aracı. 34 Hatay Rize 3087. Teşekkür ederim. Mesela şöyle dediğimizde, kültürlü adam dediğimizde kişinin bilgili olduğuna işaret edilir. Medeni adam dediğimizde, dikkat edersek, davranışlarında bir zerafete işaret ederiz. Kültür ve bilgi dilde var olan alanına aittir. Şimdi bu dilde var olan meselesini anlatacağım. Medeniyet ise dış dünyada var olandır. Kültür görünüşe çıktığında medeniyet olur. Tezinin diriliş tezi olduğunu söylemiştim. Kültür ve medeniyet açıklığa kavuşturulması. Şimdi son derece muğlak ve müphem gözüken bu kültür ve medeniyet kavramını açıklığa kavuşturmak için şimdi bir ön bilgi vermek istiyorum size. Bu biraz felsefeyle meşgul olanlar bilir ama neyi nasıl söylediğimi anlatmak için burada bunu söyleyeceğim. Onlar da hatırlayacaklar. Üç basit meseleden bahsedeceğim. Sonra yazdığım formülün anlaşılmasına hazırlık olarak. 1. Var olanın 3 var olma tarzı var. 2. Aristoteles'e göre bir var olanı var eden 4 sebep var. 3. Cevher veya öz, form ve madde arasında bir ilişki var. Bunları bahsedeceğim şimdi. Şimdi düşünmede var olma tarzlarını bunu medeniyet kavramını açıklamak için bunları hazırlık yapıyorum şimdi. Düşünmede yani zihinde var olan, dilde var olan, dış dünyada var olan. Mesela şunu görünce ben soba borusu demiyorum. Ne diyorum? Çay bardağı diyorum. Çünkü zihnimde bir bardak kavramı var. Çay bardağı diye çay 3, bardak da 6, 9 harflik iki sözcük var. Dilde var olan. Fiziksel bir nesne var, dış dünyada var. Eğer bunu anlarsak, aslında bütün eğitimi temeline oturtmamız lazım. Mesela kurum ve kuruluş diyoruz, değil mi? Kurum düşünmede var olandır. Kuruluş tesislerdir. Müessese ve tesis, dış dünyada var olandır. Etik mesele ahlak felsefesidir. Ahlak, etiğin dışa vurum tezahürüdür. Doktorun ahlakından, tıbbın etiğinden, bilim adamının ahlakından, bilimin etiğinden bahsederiz. Anladın? Mesela bir adam komşusu açken, tok yatan bizden değildir bilgisini, bu hadisi biliyorsa etik var adamda. Fakat komşusu ölüyor, haberi yoksa ahlak yok. Anladık mı? Ahlak ve etiği. Hırsızlık kötüdür. Başkasının hakkını yemek, kul hakkı yemektir. Kötüdür, iyi değildir. Öyle biliyor yani beni
işte ne diyor, kur hakkıyla gelmeyin biliyor ama yiyor. Etik var, ahlak yok. Farkı anlattım herhalde değil mi? İşte dilde var olanla. Mesela akıl yürütme zihinde var olandır. İngilizce'de reasoning diyor. Inference, çıkarım diyoruz bir de. Üç cümle yazdık mı? Bütün insanlar akıllıdır. Ahmet de insandır, o da akıllı diye. Üç cümle önerme yazdık mı? Bu da çıkarımdır. Dilde var olan alanına girer. Yargı hakimin kafasındadır. Hüküm yazdığı zaman, bu adam bu suçu işlemişti dediği zaman, önerme dilde var olan haline geliyor. Bu farkı anlatmış oluyorum. Değil mi? Kalem sözcüğü, işte kalem beş şartlı. Zihinde var olan ortaktır. Yani bir İngiliz bu kalemi görünce o da kalem, pencil der, kurşun kalem. Biz de hep kurşun kalem deriz. Zihnimizde ortaktır ama o dilimiz farklı olduğu için o pencil diyor, ben kalem diyorum ama her zaman o aynı sözcüğü kullanır, pencil. Ben de şeyi, yani zihinde var olan olarak ortaklaşıyoruz, dil değişiyor da. Anlatabildim mi? Zihinde var dış dünyada ve bazı kavramlar da sadece zihinde vardır, dış dünyada yoktur. Kaf dağı, dev gibi mesela. Roman kahramanları gibi. Bir de Aristo diyor ki bir şeyi var oluşuna dört sebebi vardır diyor. Bunu Heidegger de kullanıyor çok, teknoloji soruşturmasında çok kullanıyor. Maddi sebep, causa materialis Latincesi. Örneğin bardağın yapıldığı cam. Maddi sebep. Formal sebep, causa formalis. Bardağın formu, şekli, malzemesinin içine girdiği form. Amaç ereksel veya causa finalis. Niye yaptık biz bunu? Çay içmek için yaptık. Bir de fail, bir yapan var yani. Causa efficient veya fail, usta. Şimdi burada bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Form diyoruz ya, bu bardağın bir formu var değil mi? Yani şekli var. Vazonun da bir şekli var. Ama vazo da bardak da camdan. Vazonun vazoluğu, çay bardağın çay bardaklığı nereden geliyor? Şeklinden. Bir şeyi kendisi yapan şey onun özü deniyor. Demek ki şekil özdür. Anladık değil mi? Aristo diyor ki eğer diyor şekli bardağı kırarsak form kaybolur diyor. Ha buna Platon idealar aleminde, idealar diyor bir alem diye bir alem tarif ediyor. Bu diyor bardak diyor idealar aleminin bu dünyadaki doksa da, bu dünyanın bilgisine doksa diyor, oraya epistemik bilgi diyor, idealar aleminin bilgisine. Bu dünyadaki şey iz düşümüdür diyor idealar aleminde. O iddia yerine hayır diyor. Hatta şöyle bir resim var. En başta onu göstermiştim. En başta gelmeyi başarabilirsem. Platon böyle yapıyor. Aristo da şöyle yapıyor. Yani form diyor maddenin içinde mündemiştir diyor. Aristo onu söylemek istiyor. Platon da hayır diyor. İddialar aleminde. Bütün varlıkların projesi diyor orada. Bu dünya onun bir yansıması. Ağacın orada bir şeyi var. İnsanın orada bir kopyası var veya bizim İslam kültüründe alemi ervah, alemi lahut veya alemi şuhut var, hani alemi suret. Biraz acaba buradan mı etkilendi, onu da söylemiş olayım. Demek ki bir şeyin var olması dört sebebi var. Bu bardak bir camı var, bir formu var, bir ustası var, bir yapılış amacı var. Çay içmek için. Tamam. Bu şimdi kolay değil mi? Felsefi dediğim yer burası. Şimdi bunu bir şekil çizdim. Biraz mühendislikten gelen bir şeyler şekillerle anlatıyorum. Çünkü Kant diyor ki bir bilgiye diyor ne kadar matematik dahil ederseniz diyor o kadar bilim olduğunu ileri sürüyorum diyor. Mesela olayları anlatıyoruz işte. Mesela bilmem neyle, ekonomiyle işte kamyonet sayısı arasında nasıl bir şey var. Mesela otomobil artınca ben öyle bir şey yaptırmıştım çocuklara. Ben makine mühendisliği. Hakikaten şey, ekonomi iyi gitmiyor. Kamyonet artınca ekonomi iyileşiyor biliyor musun? Kamyonet sayısı arttıkça öyle bir şey bulmuştuk. Grafik çiziyorsun hep böyle. Yani matematikselleştiriyorsunuz. İşte böyle bir şekil çizdik. Geometride, cebirde matematik oluyor ikisi birlikte. Bir var olan var. Var olan ne? Şimdi anlatacağız. Formu var. İşte causa formalis. Faili var. Yapan yani. Causa efficient dedik. Maddesi var. Malzemesi veya. Bir de amacı var. Yapılış amacı var. Dört nedeni şekil olarak gösterdi ki açıklığa ve sıçıklığa kavuşturacağız. Şimdi
medeniyete doğru gidiyoruz. Şimdi bir de cevher, öz ve madde diye bir tanımlanıyor felsefede. Buna ait ben bu okumalarımdan bir formül yazdım. Cevher, öz artı madde. Bu Osmanlıca Türkçesi. Yeni Türkçe'de cevhere töz dediler. Töz eşittir öz artı özdek. Maddeye de özdek dediler. Tamam mı? İngilizcesini yazıyoruz. Substance eşittir essence artı material. Ha, Yunancası. Ausia eşittir cevher, yani eidos artı heil. Heila gibi işte madde. Eidos'a Platon ida, Aristoteles form diye onu öz, yani essence. Şimdi gelelim. Şimdi işte burada gösteriyor. İdealar yukarıdadır diyor Platon. Böyle yapıyor ya. Platon gökleri işaret ediyor. Aristoteles elini yere doğru açmış. İşte Ausia eşittir Eidos artı Hil. Grekçe yazmışız. İda Platon kullanıyor. Form lafını Aristoteles kullanıyor sözcüğünü. Töz Türkçe. Cevher Osmanlı Türkçesi. Substance İngilizce. İşte burada aynı anlamı gelen Ausia, substance, cevher, töz aynı anlamda. Eidos, ida, form, İngilizce essence, Latince essentia ve yeni Türkçe öz aynı anlamda. Heal, material, malzeme, madde, özdek aynı anlamda. Şimdi az önce söyledim, bir şeyi kendisi yapan şeye o şeyin özü deniyor. Bu bardağın bardaklığı formundan geliyor. Vazonun vazoluğu vaza formundan geliyor. Neyse, abizenin abizesi de işte oradan geliyor. Her şeyi, mikrofonluğu da oradan geliyor şeklinden. Dolayısıyla şekil dediğim şey aslında özdür. Geçelim. Şimdi formülümüz şu. Cevher eşittir öz artı madde veya malzeme. Cevher substance öz demiştik, essence. Şu artı işareti ne oluyor peki? Ben ona teknoloji diyorum. Dedim, tamam, teknoloji. Yani özle malzeme teknoloji. Bunu bir arabada kullan. Buna çelik tencere örneği veriyorum ben. Çelik tencere. Çelik tencere üretirken çelik tencerenin bir formu var. Saç geliyor, pres bir basıyor, etrafını kesiyor, fırlatıyor çelik tencere. Çelik tencere imal ediliyor. Yani malzemeyi formunun içine sokuyor. Tencerenin tencereliği formundan. Başka bir şey de olabilirdi. Malzemesi saç. Yapan işte usta o makineler. Amacı yemek pişirmek için yapıyoruz. İşte bu. Bu arası teknoloji. Yani malzemeyle formu birleştirir. Mesela gemi. Geminin kanunu çok basittir. Kaldırma kuvveti. Fizikten bilirsiniz. Bir cisim daldırıldığı sıvının, taşırdığı sıvının ağırlığı kadar bir kuvvetle kaldırılır. Bu kadar. Onun için gemi böyle aşağı doğru batacak şekilde yapılır. Niye yapılıyor? Çok taşırsın da çok kaldırılsın diye. Tonlarca yükü başka türlü kaldıramaz. Aşağı doğru batar gibi yapılıyor. Niye? İçi boş. Çok su taşırsın diye ki. Ne kadar çok su taşırırsa o kadar kaldırılacak ki yüzebilsin. Kanun bu ama... İşte bunu gerçekleştirmek için bu kanunla, bu teoriyle fiziksel nesne arasını buluşturmak için bir teknoloji gerekiyor. Şair. Şiir değil mi? Şiirin malzemesi ne? Kelimeler. Yapanı kim? Şair. Formu ne? Hece olabilir. Aruz olabilir. Serbest olabilir. Amacı ne? İşte duygularını dile getiriyor. Anladık değil mi? Şimdi medeniyeti de izah ediyorum. Özü kültürdür medeniyet. Bütün bilgi alanına kültür diyoruz. Heidegger de böyle diyor. Neymiş? Bütün bilgi alanı. Bunu malzemesiyle birleştiriyoruz ve medeniyet elde ediyoruz. Cami. Caminin bir projesi vardı. Bu kültür. Tamam. Bunu o neyse işte yani taşla toprakla yapıyorsak diyelim. İşte Süleymaniye Camii diyelim. Tamam. Bir projesi var, o kültür kız. Özü. O inşaat teknolojisiyle malzemesi birleşiyor. Kültürün malzemesi neyse yani. Caminin malzemesi taş. Resimin malzemesi boya. Musikinin malzemesi ses.
Makinenin malzemesi işte makine malzemeleri. Birleşiyor ve medeniyeti hasıl ediyor. İşte anladık mı bilmiyorum. Bütün kültür, bilgi alanı kültür oluyor ve bu kültürü medeniyet dış dünyada var olan. İşte bardağın bir şeklini çiziyoruz değil mi? Orada bunu yaparken veya bir makinenin şeklini çiziyoruz biz önce. Projelendiriyoruz. Ustanın eline veriyoruz. İşte o kültür. Ama fiziksel nesneyle bu projeyi, bu resmi birleştirdiğimizde teknolojiyle bir nesne ortaya çıkıyor. Bu da işte medeniyete tekabül ediyor. Medeniyet de bir var olan. Yani dolayısıyla medeniyet kültürü de içeriyor. Nasıl tarif etmişti? Bir fizyoloji var ama vücudun kendisi medeniyete tekabül eder dedi Sezai Karakoç anlatırken. O anlatımdan çıkarak bu formülasyonla onu anlattık. Şimdi düşünürlerin şöyle bir özelliği var. Şimdi biz bilimi niye yapıyoruz? Aklımızın kıtlığında. Aklımız az. Yani milyarlarla milyarları çarpabilseydik hesap makinesine ihtiyaç yoktu. Mesela kargalar 5'e kadar sayabiliyormuş. Daha fazla saymıyor. Bizim de mesela kerat cetvelini ezberliyoruz ama 150 bin ile 250 milyonu çarp deseler ille makineye ihtiyacımız var. Bilimsel teorileri de kavramlar alemini anlamak ve açıklamak için kullanıyoruz. Aynen iktisadın kıt kaynaklarla sonsuz ihtiyaçları karşılama numarası olduğu gibi bilim dediğimiz şey de bizim aklımızın yetmediği yerlerde yasalar üreterek, formüller çıkararak toparlıyoruz ve oraları açıklıyoruz işte. Bütün metaller ısıtıldığında genleşir diyerek tren yolunu yapıyoruz, termostatı yapıyoruz, birçok şeyi yapıyoruz. Bu yasaların altında bir genelleme yapıyoruz. Sebebi bu. Açıklamak istediğim şey bu medeniyet kavramını, bilim kavramı da kültür alanında ve bütün bilimler, bilgi tarzlarımız bizim fiziksel bir varlığa kavuştuğunda projelerimiz, kültürümüz o medeniyet haline geliyor. Bu malzeme dediğimiz şey eğer şiirse kelimeler oluyor, fiziksel bir nesne ise fiziksel malzemesi oluyor. Her neyse yani. Bir davranışsa, ahlak söz konusuysa bir davranış olarak ortaya çıkıyor medeniyet. Evet, ben şimdi bu söylediklerimi buraya yazmışım biraz. Şimdi İslam medeniyetine geldik. İslam medeniyeti deyince onun özü ne? İslam kültürü. Bunu yapan fail ne? İslam milleti. Açık. Yani hem İslam medeniyetinden olup hem Türk milletinden olamıyorsun veya Avrupa milletinin İslam milleti faili. Peki maddesi ne? İslam medeniyetinin maddi unsurları. Ne kullanıyorsak yani hangi nesneyi, hangi medeniyet ürününü yapıyorsak, ortaya çıkarıyorsak onun malzemesi. Amacı ne? Sezai Karakoç nasıl söyledi? İnsanlığın fizik ötesi amacı için oluşturduğu bir çevre dedi ya medeniyet. O işte. Demek ki o zaman biz İslam medeniyetinden söz ediyorsak bunun bir özü olan İslam kültürü var. Aristo öyle demedi mi? Dört unsur işte. Peki nesi var? Yapanı kim? İslam milleti. Formu ne? İşte İslam kültürü dedik. Yapanı İslam milleti. Malzemesi ne? Hangi İslami eserden bahsediyorsak. Cami ise şu işte. Ne bileyim, sesle ilgili bir ilahi ise işte ses neyse, amacı insanlığın amacı veya dinin, kültürün bize verdiği, söylediği amaçlar oluyor. Dolayısıyla şu millettenim, şu medeniyettenim, şu ırktanım kavramlarının yanlış olduğunu bu felsefi arka planı ortaya koyduğumuzda ortaya çıkmış oluyor. Süleymaniye Camisi'nin projesi kültür ise kendisi medeniyetten, onu söyledim zaten. Evet. Yani Süleymaniye'nin faili işte kültür tarafını, projesini Sinan çiziyor. Ama inşa edeni, yani fail sebepler de
işçiler, ustalar, her neyse işte mimar senin hepsi birlikte oluyor. Malzemesi de Süleymaniye'de kullanılan yapı taşları oluyor. İlk insandan başlayarak kıyamete kadar gidecek aslında tek bir medeniyet vardır diyor. O medeniyet hakikat medeniyeti dersek, bu medeniyetin zirve hali geçmişte atalarımız tarafından her bakımdan mükemmel olarak ortaya konmuş olan İslam medeniyeti. Onun varyasyonları var işte. Ne diyoruz? Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar diye bir çizgi var. Bir de oradan sapmalar var Adem'den sonra işte. Bozulmuş medeniyetler. Aynı medeniyeti meydana getirmek için duygularını, düşüncelerini, ruhunu, yürek ve bileğini harekete, faaliyete geçiren insanlar bir millet meydana getirirler diyor. Sezai Karakoç'tan yine bu alıntı. Medeniyet kültüre dayanır. Kültür olmaksızın medeniyet teşekkül edemez. Medeniyet olmaksızın da millet teşekkül edemez. İnsanlığın bilinen en eski merkezi medeniyeti bugün Orta Doğu dediğimiz dünya parçasında meydana geldi. Mezopotamya medeniyetidir bu. Babul medeniyeti diyebileceğimiz bu medeniyet Mısır medeniyetinin, o da Yunan medeniyetinin hocası oldu. Yunan medeniyeti ise Roma medeniyetinin hocasıdır. Yukarıda çok sayıda adının medeniyet tanımı verildi. Çok sayıda medeniyet tanımı verildi. Evet. Ancak hiçbir tanım vermemekte bütün bu tanımlar eksik, hatalı, çelişkili ve hatta yanlış tanımlardır. Ancak Sezai Karakoç'un bir düşün olarak ortaya koyduğu medeniyet kavramı ile yukarıda açıklanan medeniyet kavramı birbiriyle örtüşmektedir. Şimdi bu düşünürlerin sezgileri çok güçlü. Nasıl musiki şinaslar besteliyorsa, ressam bir şeyi resmi çizebiliyorsa, bir şair bir şiir ortaya koyabiliyorsa da, düşünürler de şöyle, bilimsel teknikleri çok bilmeseler bile, onlar sezgileriyle diğer insanlardan çok daha fazla duyarlı, algıları daha ileride olduğu için, adeta bilimsel bir teknikle ortaya koymuşçasına bazı şeyleri sezerek dosdoğru söylüyorlar. Yani hatta birçok tıp mesleğinin de Dostoyevski'nin romanlarından çıktığı söylenir, psikolojinin falan. Yani bir romancı sezgisiyle tıp gibi bir bilimin arka planını hazırlıyor. Sezai Karakoç'un medeniyet kavramında da biraz daha akademik olarak, felsefi olarak analiz ettiğimizde bakıyoruz ki gerçekten belli bir mantık üzerine işte filozofların ortaya koyduğu var olan ve var olanı var eden unsurlar çerçevesinde baktığımızda tam bir tutarlı, bir sistematik bir şey olduğunu görüyoruz. Düşünürler sezgileri ve yaratıcı yetenekleriyle, tırnak içinde kullanıyorum bunu, vardan, var etme anlamında yaratıcı, olayları açıklayabilirler. Onlar akademisyenler gibi yönteme ihtiyaçları yok yani. Şairler, filozoflar, düşünürler ve sanatçılar yaratıcı yetenekleriyle aynı derinliklerde buluşabilirler ve hakikati yakalayabilirler. Eskiden zaten bilime sanat deniyordu. Mesela Orta Çağ ve ilk çağlarda liberal seven arts, 7 özgür sanattan bahsediliyordu. Çünkü derinlere yaklaştığında hakikati yakalamakta sanatçı da, bilim adamı da, düşünür de aynı noktalarda bir koni gibi buluşuyorlar. Yukarıda Aristoteles'in bir var olan 4 nedeni olduğu görüşü dile getirmişti. Açıklamada medeniyetin bir var olan olarak cevher ve 4 nedeni olduğu dile getirildi. İslam medeniyetinin özü İslam kültürü söyledik. Maddesi İslam kültür malzemesi, faili İslam milleti, amacını Sezai Karakoç şöyle ifade ediyor. İşte insanlığın fizik ötesi amacına varması için kurduğu yaşam tarzı ve gerçekleştirdiği tüm çevre olarak tanımlayabiliriz diyoruz. Mısır medeniyetinin, Babil medeniyetinin, Grek medeniyetinin kökte ve aslında vahdaniyet medeniyetinden geldiğini, öyle yürüdüğünü, daha sonra bozulup çok tanrıcılık ya da insanların tanrılaştırması şeklinde büründüklerini, bizim şu andaki bilgilerimizin daha çok bu medeniyetlerin bozuluş, çöküş ve yıkılış dönemlerine ait olduğunu
belki de yeni bir tarih görüşü olarak kabul edilmesi gerekli bir tez gibi düşünüyoruz diyor. Sonuç. Hakikat felsefede şöyle tanımlanıyor. Genelde varlığın tümel bilgisi. Bu basit gibi gözüken bu tanım çok kapsayıcı bir tanım. Genelde varlık şu demek. Bütün varlık alanlarına bakacaksınız. Yani varlığa bir bütün olarak bakacaksınız. Bilim, deney ve gözleme gelen olaylara bakıyor, değil mi? Felsefe, niye biz felsefeye başvuruyoruz? Çünkü deney ve gözleme gelmiyor. Ahlak nedir? İnsan nedir? Hayat nedir dediğiniz zaman laboratuvarda deney gözlem yapamıyorsunuz. Bunun üzerine düşünüyoruz, mantıksal bir zeminde o düşünceyi ortaya koyuyoruz. Onun bir ayrı alanı var. Kimyanın bir ayrı alanı var. Fiziğin cansız nesneler hareketi inceliyor. Biyoloji canlıları inceliyor. Tarih geçmişi inceliyor. Parçalıyor olay şeyleri. Varlığı parçalara ayırıyor bilim. Ama ne diyoruz biz? Genelde varlık. Her şeye birden bakacak. Hakikati anlamak için aynı körlerin file dokunduğu veya karanlıkta file dokunur gibi değil de fili bir bütün olarak görürsen fili anlayabilirsin. Genelde varlığı tümel bilgisi. Peki tümel ne demek? Tümel de şu. Bilimsel bilgi var. Sanatçının da ortaya koyduğu bir bilgi var. Dini bilgi var. Felsefenin de ortaya koyduğu bir felsefi bilgi var. Bütün bu bilgilerin yekününü, topluca bütününü göz önüne alarak bir bakacağız olaylara. Ben bir konuşma yapacaktım üniversitede. Gerilme problemiyle uğraşıyorum. Mühendisler bilirler. Dedim ki arkadaşlara, Mindanao çukuru, o büyük okyanusta 11.500 metre, 11.5 kilometre falan derinliği var. Acaba onun Mindanao çukurunun ta en dibinde balık yaşar mı dedim. Güneş enerjisiyle uğraşıyordu arkadaş, dedi ki oraya güneş enerjisi dedi gitmez dedi, ulaşamaz dedi, yaşayamaz dedi. Birisi de biyologdu arkadaşım, ona sordum. Yok dedi, orada besin bulunmaz dedi. Orada bir bitki yaşayamıyor, ondan yaşayamaz dedi. Ben de mekanikçiyim, 11.500 kilometre demek. Santimetre karesine 1 ton 150 kilogram kuvvet demek. 1 ton 150 kilogram kuvvet etkildiği zaman iki taraftan, basınç iki taraftan. Balığın eti falan kalır mı orada yani? Kağıt levhası olur değil mi? Ben de basınçtan dolayı yaşayamaz dedim. Belli bir yüksekliğin altına inemez balıklar falan. İşte varlığa parçalı bakarsak. Biyolojiden bakarsanız böyle gözüküyor. İşte güneş enerjisiyle bakarsan böyle gözüküyor. Mekanik açıdan bakarsanız başka türlü gözüküyor. Şeylerin neliği baktığımız yerden bize göründüğü gibidir oluyor. Oysa her açıdan bakacağız. Bu perspektif işte. Yaşam var mı orada? Yaşamıyor. Santimetre karesinde 1,5... Yok, bir tonu geçiyor. Mümkün değil. Hiçbir balık yaşamaz. Yani, evet. Şimdi yok işte sorunumuzun temeli eğitimdir. Sorunumuzun temeli ekonomidir. Sorunumuzun temeli işte hürriyettir. Değil. Medeniyet. Her şeyle birlikte. Nasıl tabiatla bir tek çiçek açıp öbürleri durmuyorsa bir medeniyet de bir kültür de öyle dirilecektir. Biz ne devrimciyiz ne evrimciyiz. Neymişiz? Diriliş. Canlı varoluşun tümünün temeli diriliştir. Diriliş. Basübel del mevt gibi öte alemde bu dünyadaki tabiatın dirilişi öte alemdeki basübel del mevte bir tekabül eden bir benzeri örneği olmuş oluyor. Şimdi insan var, yaratıcı var, tabiat var. İşte bunların hepsiyle birlikte bakacağız oraya. Şimdi hakikat dediğimiz şey felsefe, sanat, inanç, din, inancın hepsinin birlikte kapsayan büyük yeşil daireyi diyoruz. Tamam mı? Böyle hakikat de çiziyoruz, böyle geometrik gibiyim sanki yapıyoruz. Anlaşılsın diye yapıyoruz. Şimdi tanrı, insan, tabiat. Şimdi modern çağlar şu üst tarafını kesti üçgenin. İnsanla tabiat kaldı. Şeyde
İşte modern felsefede böyle nasıl insanla tabiat, insan tabiata bakıyor. Tanrı hiç hesaba katmıyor işte diyor. Mesela ne diyor? Akyuvarlar mikropları öldürür diyor. Oysa biz Tanrı'yı da düşünsek ne diyeceğiz? Akyuvarları mikropları öldürme vazifesi verilmiştir diye bir kitap yazacağız. Yani ontolojik olarak varlığa bakarken sadece tabiat ve insan arasındaki ilişkiymiş gibi bilgi dediğimiz şey ne? Baktığımız şey hakkında verdiğimiz yargının dile getirildiği cümleye bilgi diyoruz. Şu duvar beyazdır. Karşıda bir saat vardır dediğimiz zaman bu bilgi oluyor. Ama bunun varlığa bakarken bir yaratıcı kavramını bertaraf ederek bakıyor. Antik şeyde tabiatla Tanrı arasında bir bakış var. Ve işte Hristiyanlık ve dinlerde Tanrı ile insan arasında bakış esas alınıyor. Teşekkür ederim. Bilmiyorum anlaşıldı mı şeyler. Ben bir saat konuştuk değil mi? Tamam. Evet, tam zamanında. Tam Çok zamanında. teşekkür ediyoruz hocam. Bu kadar derin ve felsefi konuyu bu kadar güzellikle anlatmak muhteşem bir şey oldu. Çok teşekkür Sağ olun. ediyoruz. Allah razı olsun. Herkes de diri böyle. Bu kadar ağır bir konuda diri olmak zordur. Çok teşekkür ediyoruz. Medeniyet problemimizin altını çizdiğiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim problemimiz olaya makro bütüncül bakmamak, medeniyet algısı çerçevesinde bakmak. Dolayısıyla bizim mücadelemizin zemini de medeniyet mücadelesi olduğu gerçeğini tekrar vurgulamış olduk. İnşallah bu algımızın bütün toplumumuz tarafından algılanıp dünya insanlığının kurtuluşun da İslam medeniyeti olduğunu tekrar altını çizmiş olabilirim. Çok güzel, bütün medeniyetlerin kökeni vahdaniyet medeniyeti olduğunu vurguladınız. Tevhid mücadelesi, Hazreti Adem'den beri bu mücadelenin çerçevesindeyiz. İnşallah bu mücadelenin seyrini ırkçılığa veya başka bir şeylere heder etmeyeceğiz inşallah diye düşünüyoruz. Evet arkadaşlar, sorularınızı ve katkılarınızı bekliyoruz. Buyurun. Bu arada üstadlara da hoş geldiniz diyoruz. Ali Bey olsun, Ercan Bey olsun, Ebu Bekir Bey olsun, İrfan Bey olsun. Hocamız o bizi hatırlamaz Sakarya'dan ama. Evet. Ben 86 endüstri mezunuyum hocam. Mustafa Bey de 87 inşaat mezunu. Bizim Mavera Vakfımızın kuruluşu Sakarya ve Üsküdar karışım hocam ayrıca. O yüzden eseriniz sayabilirsiniz Mavera Vakfı'nda. Sakaryalılar grubu diye bir laf var. Evet, Sakarya mezunlar grubunun merkezi de burası ayrıca. Fiziksel olarak. Evet arkadaşlar, buyurun. Buyur hocam, siz bir şey söyleyeceksiniz. Evet. İnşallah bereket olur. Bundan sonra devamı için şey olur, katkısı olur inşallah. Unutulmaz hocam. Evet. Buyurun başka. Ebu Bekir Bey, siz bir şeyler söyler misiniz? Sorar mısınız, katar mısınız? Lütfen. Buyur. Sezai Bey konusunda siz uzman olduğunuzu biliyoruz. Evet. 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 Peki. Buyur hanımefendi. Köye gelen bir öğretmen. Köye gelen öğretmenden bahsettiniz ya, onu söylüyor. Evet. Evet. Biraz ses verirseniz lütfen. Milleti, evet. Maturidi, itikatta mezhep Maturidi, amelde Hanefi. Altyazı M.K.
medeniyetimizin aslında kafamızda veya algımızda falsolu yerleri var. Yani yanlış yerleri. İşte kardeş katli diyelim adına, daha popüler olarak ifade etmek gerekirse veya başka şeyler söyleyeyim. Bunlar siyasi olan devletin gelişimi için gerekli olan şeyler. Eyvallah. Yalnız medeniyeti cevher dediğimizde ve bir karşımızda Kur'an metni var, onun koyduğu ahlak var. İkisini örtüştürüp yan yana koyamıyoruz. Yani çelişiyor gibi gözüküyor. Aslında hanımefendi de galiba demek istediği bir şey. Evet. Ben şöyle. Yani hani bir olay var. Şahitler geliyor. Ben şöyle gördüm diyor. İşte bugünkü yaşayan insanlarda mezhepler var. Kendisi de Hanefi. Ben diyor Hanefi mezhebine mensuptum. Beni böyle yargılayın diyor. Ha, mezheplerden önceyse mezhebini söylemeyecek tabii. Yani ne olduğunu ne olduğunu anlatıyor orada. Beni diyor böyle yargılayın diyor. Ben hani bunu yaşadım diyor. Sorulara cevap veriyor işte. O kadar. Yoksa niye diyor mezhebin vardı yoktu değil. Mezhebin olmadığı zamanlarda yaşamışsa mezhep sormayacaklar zaten ona. Çünkü o olayda bir şahit değil o artık. O dönemde yaşamamış. Evet. Bilmiyorum, bu cevap oldu. Takılmayalım öyle şeylere. Geçtik. Bu soru bir konu bitti. Diğer arkadaşımızın sorusuna gelince. Aynı sorudan, konudan soru istemiyoruz. Şimdi ben teorik olarak bir açıklama yaptım ama medeniyet kavramını teorik olarak hani işte Roma medeniyetinde baksak değil mi? Adam giyotin yapmış yani. Bütün Muttalip otur yerine. Muttalip otur yerine. Bütün şeyler, birçok zulümler vesaire. O ayrı. Yani biz Roma medeniyetinde, İslam medeniyeti aynı formülasyon içinde açıklıyoruz. İçeriğine dokunmuyoruz anlamına yani. Ha, ama şu soru var tabii. Ne diyor mesela İslam? Diyor ki bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Dirilişte bunu. Bir insanı dirilten de bütün insanlığı diriltmiş gibidir. Ama Müslümanlar ha bir adam öldürüyor. Yani bunu anlamamız gerekiyor. İşte bana diyor kul hakkıyla gelmeyin diyor. Ne bizim zengin şeyler, iş adamları şeyleri, nasıl işçilere şeylere veya birbirimize ilişkilerimizde kul hakkına dikkat ediliyor mu? İşte şunu yapar mı yapar, bunu yapar, yalan söyler mi söylemez. Müslümanlar yalan söylüyor. Yani bunun sosyolojisini, psikolojisini anlamamız gereken bir şey. Yani yeryüzünde bugün İslam'ın değerleriyle, ilkeleriyle yaşanılan bir devlet örnek gösteremiyoruz. Ya şuraya git de şurada İslam'ı yaşa, dosdoğru Allah'ın indirdikleriyle, değerleriyle, kurallarıyla yaşanılan bir yeryüzünde bir coğrafya yok. E peki bu olamaz mı? Niye olmasın? Yani Hristiyanlık 495'te kabul etmiş Roma. Yani 400 yıl yer altında gezmişler o şeyler. Yani ne çileler çekmişler o havariler. Hristiyanlık da öyle. Ve bütün tefekkür derinliğini Rönesans'tan sonra ve savaşlar yoluyla Hristiyanlar Müslümanlardan almışlar. Yani biz Müslümanlar böyle, biz başka türlüyüz diye vazgeçmemişler şeyden. Bizim insanlığa borcumuz gerçekten Kur'an'ın bildirdiği buysa, hani adaletten, haktan, hukuktan, işte insan onurundan, eşref-i muhalikadan. Bunu dosdoğruya kurmak böyle. Ha, peki bu nasıl oluyor? Ha, bu insanoğlu zapt olmayacak mı yani? Hani? Belki şöyle düşünebiliriz. Dinler olmasaydı acaba her bir gangster mi olurdu her birimiz? Yani dinlerin terbiyesine rağmen bu kadar oluyoruz yani. Yani ben diyorum üniversiteler YÖK'e rağmen bu kadar oluyor. Bir de YÖK'ü kaldırın da görün siz bir şey diyorum yani. Hani YÖK'e karşı bir şey konuşuyorlar ya. Ya YÖK'ü sopasına rağmen böyle oluyor. Her bir rektör biz bir YÖK olur. Karşıyız hocam. He? YÖK'e karşıyız. Biz. Tamam karşı olabilirsin canım. Bunda bir şey demiyorum da. Şimdi biz de öyle diyoruz işte de. Yani acaba dinler gelmeseydi biraz terbiye ediyor yani. Buna yok ben karşı değilim ya. Evet.
gök değil de yaptıklarına karşı olmak başka, bir adama karşı olmak başka, eylemlerine karşı olmak başka. Mesela bir adama kötü demiyorsun da yaptığı işe kötü diyorsun. O zaman bir adama kötü dersen ebediyen kötü olur o. Gitti artık, hep cehenneme gidecek. O yüzden hemen insandan hem kötü hem iyi fiiller sadır olabiliyor. Evet. Biz o fiiller tezgah üzerinde gelmiyor hocam. Ha. Neyse, şimdi ne diyorduk? Şimdi maksat hasıl oldu. Hasıl oldu mu? Peki. Asas şeyi, yani buradaki medeniyet kavramı, bu medeniyet kavramı, özür dilerim. Medeniyet kavramının esas vurgusunun bir bütün olarak makro İslam milletinden ve İslam ümmetinden kavramlarının sağlıklı anlaşılması çerçevesinde o örnek verilmişti. Bence ikincisine takılmayalım. Ebu Bekir abi takılalım. Katkı yapmak evet, istiyor. Evet, buyurun. Mehmet Bey. Tabii. Yani bunların içinde işime yararı koyayım. Demek ki biz dengeyi bulalım. Yani niyetten hata olmaz. Niyet. Peki, teşekkür ederiz üstadım. Buyur Ercan hocam. Sırayla, evet. Buyur. Yani siz hakikati tanımladınız. Evet. Arada bir yerde de şeylerin nesi diye bir şey söylediniz. Neyi söyledin? Şeylerin neliği, mahiyeti yani, ne olduğu. Mahiyet sözcüğünün karşılığı yenisi nelik. Özü, ideası. Hakikat? Hakikatin? Hakikat ile medeniyeti. Evet. Bir şekilde, yani biz medeniyetimizin medeniyetimizin hak ve hakikat olduğuna inanıyoruz. O inanış. Bunun rasyonel bir zemini yok. İnanıyoruz yani. İmanın şartları kabul gibi, İslam'ın şartları gibi. Öyle kabul ediyoruz. Fakat medeniyet kavramının yapısıyla, yani medeniyet her şeyi içeriyor ya, hakikat de varlığa bütüncül bakmak diyoruz ya, bu tarafıyla örtüşüyor yani. Eğer biz medeniyet kavramında hakikate bütüncül bakamamış olsaydık, medeniyet hakikatle buluşamazdı. Yani medeniyet perspektifi bakışıyla hakikat kavramının bakışı örtüşüyor diyorum. Onu demek istedim. En son soracağım. Hak var. Ha. Gerçeklik var. Bunları medeniyette ne diyorsun? Ha. Şimdi bu şu dış dünya, şu gerçeklik. Tamam. Bu fiziksel nesnelere gerçeklik diyoruz. Ağzımızdan bir söz çıkıyor. Bu da dilde var olan bir şey. Bu da şey olur. Ama bir de zihnimizde bir şey var. Ona gerçeklik demiyoruz. Zihnimizde olan bir şey. Dış dünyada var olan nesnelere dokunduğumuz, gösterebildiğimiz, mesela tarihteki olaylara da gerçeklik diyor. Niye diyoruz? Ya birisi hatıra yazmıştı. İstanbul şöyle fethedildi, şöyle oldu. Buna da gerçeklik diyoruz. Buna tarihsel gerçeklik diyoruz. Buna fiziksel gerçeklik diyoruz. Başka ne demiştiniz? Adalet. Tezahürü hakikat. Adalet, hak duygusunun tezahür ettiği yerde zuhur ediyor. Adalet bir duygu. Gerçek demeyelim. Gerçeği söyleyemeyiz. Doğruyu söyleyebiliriz. Yani ben mikrofon diyorum ya, mikrofonu ağzımdan çıkaramıyorum bu nesneyi. Bu mikrofon dediğim zaman doğru. Mesela şu adam doğru söylüyor veya yalan söylüyor dediğimde, bu söz doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Yani şu duvar beyazdır dediğim doğru, dilde var olanın bir özelliği doğru yanlışlık. Gerçeklikse dış dünyada var olan bir şey. Dolayısıyla onu söyleyemem. Konuşmalarımızda biz gerçeği söyleyemiyoruz, doğruyu söylüyoruz. Zaten hakim şöyle yemin veriyor şahitlere. Doğruyu söyleyecek misin diyor. Gerçeği söyleyecek misin demiyor. Gerçek hakkındaki bir yargıyı söylüyoruz. Yargı gerçekle uyuşuyorsa doğru,
uyuşmuyorsa yanlış oluyor. Gerçekle doğru dilde var olan, dış dünyada var olan ayrımı burada işimize yaradı bak. Doğrular zannidir çünkü. Doğrular ağzımızdan çıkan bir cümlenin gerçeklik ile uyuşup uyuşmaması. Ama gerçeklik işte şunlar gerçek. Bu mikrofon, şu duvar. Biz gerçeği ağzımızdan duvara, saati, mikrofonu çıkaramıyoruz. Ama bu mikrofondur diyorum. Yargıda bulunuyorum. Bu mikrofonsa doğru söylüyorum. Pastaysa yanlış söylemiş oluyorum. Evet, peki. Teşekkür ederiz hocam. Arkadaşım sırayla. Sırayla. Evet, buyurun. Haşa, onu unut. Haşa, de arkadaşlar. Endişeli ol da şey olma, ümitsiz olma ya. Evet, anlaşıldı. Evet. Teşekkür hocam, ederiz. Ben arkadaşlarımızın ümitsiz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü çok dert edindiği için öyle bakıyor yani. Yoksa ümitsiz değil. Abi, bu bir. İkincisi, tarihte nasıl var olmuşsa bugün de var olmamış. Hatta belki de insanlık tekrar diyecek ki ya bu dünyayı berbat ettik. Suyu kirlettik. Havayı kirlettik. Hiçbir şey yetmiyor. Dünyayı harap ettik. Hani bozgunluk çıkarıcı ve kan dökücü insan mı yaratacağız? İnsan elinin değdiği her şey bozuluyor. Yani domates yetiştiriyoruz, hormon oluyor. Bilmem ne oluyor, hormon oluyor. Bütün gıdalarımız sorunlu. Her tarafı hastalık kuşatıyor. Dolayısıyla insanlık belki yeniden diyecek ki bir derviş gibi yaşamazsak bu dünya hepimize dar geliyor diyecek. Fark edecekler yani. Yani ama duvara kafası çarptıktan sonra. Biz inanıyorsak, ki inanmak, inanıyoruz yani. Elhamdülillah. Kur'an haktır ve gerçektir. Ve en doğru bir iman bu. Ve bunda hiçbir kusur, eksik, hata yoktur. Kalmayacak. Kitaplara iman da bu. Hak ve gerçektir diyoruz hani. Dolayısıyla bugün başaramıyorsak da bizim kusurumuz başaramama idealinin yolunda kendimizi, hayatımızı sürdüreceğiz. Hani çok anlatılıyor Hazreti İbrahim'e kumkuma böceği işte su götürüyor da Hazreti İbrahim diyor ki ya bu ağzındaki suyla şu göklere çıkan alevi mi söndüreceksin diyor. Ve benim niyetimi anlıyorsun ya diyor. Kumkuma. Ve nitekim alev de sönüyor yani. Biz o yönde bir adım atarsak Allah'ın rahmetiyle 10 adım olacak. Ama gerçekten durumumuz, ahlakımız, psikolojimiz, sosyolojimizde sorun var. Ama bıçak kemiğe dayandığında, felaketler zuhur ettiğinde belki yeni bir başlangıç olabilir. Yani bir musibet, bir nasihattan evladı. Duvara çarpmadan insanlık, aklımız başına gelebilir hocam. İlla duvara çarpmam şart değil ya. İşte olmuyor. İnsan onu yani. Böyle bir şey. İlle evet. Çarpacak ya. İlle bir musibet yaşayacak. Aklı başına gelmiyor yani. Evet. Yani ama işte inanıyorsak başka çaremiz yok yani. Bunu üstün göreceğiz. Bunu bir rasyonalize edemeyiz. Yani Hristiyanlık aslında Hristiyanlık iyidir tabii. Ama buna inandığımız için biz diyeceğiz. Diyoruz ki iman zaten rasyonel bir şey değil. Ha, akılla izah etmeye çalışıyoruz ama akılla birisi bizi çürütse dinimizden vaz mı geçeceğiz? Yani birisi domuz eti haram ya işte bunu yedi göbek ötesinden tertemiz böyle şeyde yetiştirdik şu hiçbir tıbbi şeysi yok yiyebilir misin derse yeriz der miyiz? İnanıyoruz ki haram yemiyoruz yani. İnanç böyle bir şey. Evet bir soru evet, var. Delikanlı. Buyurun. Evet. Kolay çıkamadı ama bir anda İslam'ın
Şimdi şöyle, bir kere İslam'dan öncesi Hazreti Adem'den bugüne kadar gelen bütün inanmışlar bu medeniyet içinde katıyoruz ya. Dolayısıyla İslam öncesi de bu İslam milletine dahil oluyor. Onlar bütün peygamberlerin, ümmetlerinin yaptıklarını da buraya dahil ediyoruz. Bu bir. İkincisi, bütün medeniyetler bu vahdaniyet medeniyetinin sapmış halleri olduğuna göre yaptıkları işin içinde şey de olabilir, doğru işler de olabilir. Yani bütün herkes hırsızlığın kötü olduğunu, adam öldürmenin kötü olduğunu kabul ediyor. Yalnız şöyle de bir şey yapmayalım. Avrupalılarda kültür yoktur işte. Onlar berbattır filan. Bu bizi kolayca tatmin ediyor. Ve bir şey yapmaktan vazgeçiyoruz artık. Tamam ya, biz üstünüz, iyiyiz, mükemmeliz. Böyle demeyelim. Bunu demenin yolu ondan daha iyi bir kültür, ondan daha iyi bir üstün bir bilim, ondan daha iyi bir teknoloji koyabildiğimiz zaman, yapıp etmelerimizle ortaya çıktığımız zaman, yani dünya çapında dergiler çıkarmalıyız. Bu fikirlerimizi ortaya koyacak işte journal'lar falan var ya, Avrupa'nın entelektüelleriyle, akademisyenleriyle yarışabilir hale geldiğimizde, üstün bir tefekkür üretmeye başladığımızda, bilim üretmeye başladığımızda ve İslam'ın sınırlarını gözeterek, bir Müslümanca varlığa bakarak, ontolojisini, yani varlık zeminini Müslümanca oluşturarak ortaya koyacağımız bilgiler, ürünlerle sende iş yok, biz daha ileriyiz diyebiliriz. Yani bunu demişler atalarımız işte, yani hani İbn Sina'lar, yani eğitim için geliyorlarmış, Aureistler, yani İbn Rüşdülük akımı var İtalya'da, yani atalarımız yapmışlar bunu. Bu düzeye geldiğimizde onlar bizden öğrenmeye başlayacaklar. Şimdi öyle değiliz ama inancımızı yitirmeyeceğiz. İnancımızı yitirdiğimiz zaman her şey biter. Rahmetli bir Ayhan Songar vardı, bize konuşurdu. Şimdi şöyle bir şey varmış. Felç ruhi midir, mikrobik midir tartışması var. Ruhi diyenler bunun ruhi olduğunu göstermek için şöyle bir deney yapıyorlar. Bir deniz kenarına adam yatıyor, felçli bir adam yatıyor. Met sırasında yükseliyor deniz, yükseliyor. Denizin altında kalmaya başlıyor. Eyvah diyor, deniz beni boğacak diyor. Kalkıyor, koşmaya başlıyor. Tam koşarken ben nasıl koşuyorum diyor, ben felçli değil miyim diyor, küt düşüyor. Yani ruhi oldu. Eğer ruhumuzun iskeleti kırılırsa, Allah korusun, bir şey yapamaz. Bugün dünyada filozofların ve akademisyenlerin %95'i Yahudi. Hiç, yani az söyledim, daha fazla belki. Niye? Adam bir özgüveni var. Biz bir şey olamayız, biz bir şey icat edemeyiz, biz fikir üretemeyiz dedik mi? Zaten durduruyorsunuz orada. Sadece demekle değil, yaparak dememiz gerekiyor. Bir de hiç konuşmadığımız bir şey var. Örtük bilgi diye bir şey var. Tacit knowledge, zımni bilgi. Bu bilgiyi hiç konuşmuyoruz. Kör bağırsak gibi dumura uğradı. Ve literatürde diyor ki, bütün bilgilerimizin kökeni örtük bilgidir. %90'ı da örtük olarak kalır. Şu dünyada konuşabildiğim şey ancak %10'udur. Bildiğimizden daha çoğunu, daha azını söyleyebiliriz diyor. İşte hocayla öğrencisi arasında, şeyhle mürit arasında, peygamberle sahabi arasında bir bilgi var, şey var. Birlikte olmaktan, ustayla çırak arasında, bir sanatçı, bir şey, bir musiki aletini çalan bir insanda bir örtük bilgi var. Şoförde bir örtük bilgi var. Bir akademisyende, bir düşünürde örtük bilgi var. Bu geleneklerle oluyor ve kişilerle oluyor. Yahudi de bunlar çok, çocuğun işte kardeşi, akrabası, komşusu, köylüsü, şehirlisi, büyük bir filozof, oradan bir bilgi geçiyor. Niye bir sahabi en büyük alimden daha büyük? Çünkü bizatihi peygamberle karşılaşmış. Örtük bilgi geçmiş orada. Diye düşünüyorum ben. Evet. Tamam. Peki. Buyurun. Kim kıyasladı onu? Genel anlamda. Ha, tamam. Tamam. İslam kültürü derken aslında Arap, İslamiyet'ten etkilenmiş Arap kültürü aslında daha çok bahsedilen. Toplumumuzda da İslam budur, İslam medeniyeti budur diye son zamanlarda özellikle itelenmeye çalışan bir Arap kültürü olduğunu düşünüyorum. Ayrıca İslam'dan etkilenmiş bir Türk kültürü de vardır İslamiyet geldikten sonra. Ve bu noktadan da baktığımızda kültür aslında
aslında İslam medeniyetine dönüşmemiş hale gelmiş oluyor. Çünkü her birisi başka bir şey. Şöyle özetlemek istiyorum. Diyelim ki bir toplum, küçük bir toplum olsun. İsveç ya da Norveç toplu halde İslam'a geçtiklerini düşünelim. Bu bir İslam medeniyeti mi oluşturdu bu noktada baktığımızda? Eğer küçük bir şeyden çıkarsak evet dememiz gerekiyor. Ama bu bir basılı bir toplum olmasına rağmen İslamiyeti özümsemiş bir toplum oluyor. Anlatabiliyor muyum dediğimi? Evet. İsveç'le evet. Norveç kısmını anlamadım da. İsveç ya da Norveç İslamiyet'e geçiş yapmış olsa. Evet. Toplu olarak biz evet biz onlar da tek tanrılı dinlere inanmaktık genel itibariyle. Doğrusu bu dedi ve İslamiyet'e geçiş yaptı. Bu İslam medeniyeti mi olmuş oluyor? Yoksa batının İslamlaşması olarak bir değerlendiriyor. Medeniyet dediğimiz şey kültürün tezahür etmiş, görünüşe çıkmış hal dedik ya. Onlar Müslüman olduktan sonra bir eser ortaya koyuyorlarsa İslam değerlerine, hükümlerine göre zaman içinde. Ona da zaman içinde işte tarihi sosyolojik dedik ya tarih boyutunda alacağız, toplumsal boyutunda alacağız. Toplum deyince kültür işin içine giriyor. O zaman İslam medeniyeti oluyor tabii. Kıyaslamıyoruz. Bir de şöyle Arap kültürü dediğiniz Arap kültürü diye bir şey yok. Veya var. Yani İslam kültürü dediğim şey şu. Hani Sezai Karakoç da diyor yani siz yüksek fırınlarda şöyle oluyor. Demir parçalarını hepsini yüksek fırına atıyorsunuz. Orada işte 2000-3000 santigrat derecede hepsi eriyor. İslam'ın yüksek fırınında hepsi erimiş. Sözcüklerimizin yarısı Arapça, yarısı Farsça belki de. %50-60-80. Bu ama şöyle bu. Süleymaniye Camii'nin taşları Mısır'dan getirilmiş. Şuradan getirilmiş. Ama Süleymaniye Camii Mimar Sinan'ın eseri. Bu sözcükleri biz Türkçe gramatiği içinde ortaya koymuşuz. Yani ne bileyim Hafız Türk mü, İslam mı, İbn Sina Türk mü, ne bileyim İranlı mı? Öyle bir şey düşünüyor muyuz? Arap diye, Türk diye bir şey yok burada. Var da. He. Dahil. İslamiyet'ten bahsedecekse halk olan İslamiyet'te bunu indirgememiz gerekiyor. İçine karman çorman bir şeyler karışmış sürekli. Ve biz buna diyoruz ki İslam medeniyeti. Ama bu İslam medeniyeti değil. Bu Arap'ın kültürü gelmiş. Türk'ün daha önceden Şamanizm'den gelen bir kültürü gelmiş. Bilmem ne gelmiş. Ama hakiki olan ne? Eğer İslam medeniyetinden bahsedeceksek özde kaynağa dönmemiz, Kur'an'a dönmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dönemezsin. Çünkü tarihten... Şöyle. Hazreti Adem'den bugüne kadar kimse yapamamışsa bunu, bundan sonra yapacağımızın bir delili de olmaz. Anladınız mı? Ha, öyle değil. Sen bir takım önyargılarla bakıyorsun bence. Öyle değil. Bir Selçuklu diye bir şey var, Osmanlı diye bir şey var, Emeviler var, Abbasiler var. Müslümanların ortaya koyduğu mesela bir, ne bileyim, Endülüs şeyleri var. İşte ne bileyim orada bir takım camiler var, şeyler var. Müslümanların yaptığı bu şey. Özbekistan'a gidin mesela. Özbekistan'ı herkesin görmesini çok arz ederim. Olağanüstü eserler var. İslam kültürünün tezahürü olan. Yani dolayısıyla Kurtuba'da da var mesela. Evet. Bir Kurtuba Camii'ne bakın. Gerçekten Müslümanların camileriyle, mimarisiyle Hristiyan mimarisinin farkını hissedersiniz. Dolayısıyla böyle bir şey var. Yok demeyelim şimdi. Arapçayı almış mesela Osmanlılar. Farsçayı almış, öyle bir sentez yapmış ki yepyeni bir dil oluşturmuş, tamam mı? Yani bunlar görmezlikten gelmememiz gerekiyor. Siz safta dururken yanınıza bir zenci gelse, bir İranlı gelse, bir Fars gelse, farklı hissediyor musunuz? Birdenbire yüzüne İslam veriyor. Hatta hoşumuza gidiyor. Hatta bir arkadaşımızın pozitif eşi var, İngiliz de Müslüman olmuş. Ben Türk sandım yani. Hani eskiden Müslüman olanları Türkleşmiş bilen diyorlar filan. İslam böyle bir şey yapıyor. Yani gerçekten değiştiriyor insanı. Dolayısıyla İslam'ın kaynaklarına uygun davranıldığı müddetçe sürdürülebilir medeniyet oluyor. Sana cevap olsun. Uzak kalınca da kopuyor. Devamı sürdüremiyorlar. Geçmiş evet. Tarihi öyle oldu yani. Size bilmiyorum cevap oldu mu yani? Arkadaşımız da bir sorun. Buyurun. Evet. Bunun dışında çok fazla musiki vesaire ağırlıklı bir değer ifade etmiyor. Çünkü
Evet. Batı'da ve şu anda İstanbul'da yükselen yüzlerce gökdelen var. Bizden sonra gelen nesil bunlar kim? Medeniyet mi diyeceğiz? Medeniyet tabii. Dolayısıyla ben kendimi şunun için söylüyorum. Bence medeniyeti sadece yüksek binalara indirgersek... Sadece bina değil, her şeye medeniyet demek istiyorum. Evet, şeyi tamamlarsan üstad. Evet. Hızlı bir şey lütfen. Evet. Avukatın gölgesinde bence şahsen özgün bir medeniyet gelişemez. Saltanatın mı? Saltanatın gölgesinde. Veya iktidar. Değil mi kastediyorsun? İslam deyince senin duyduğunuz Emeviler, Abbasiler, Endülüs Emeviler, Selçuklular, Osmanlılar. Şimdi biz bunlara baktığımız zaman bu yönetimde olan kişilerin adına bir sultan veya evet. Esas gayeleri nedir? Kendi sülalesinin devam ettirmesi gereken bir yolu, bir saltanatı devam ettirmek. Burada belki İslam onlar için bir figür olarak, bir ilerdi olarak kullanılıyor. Dolayısıyla İslam medeniyeti özgür olarak değil de belki Müslümanların medeniyeti diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani Müslümanların eyvah medeniyetiyle İslam medeniyeti bir ayrıştırmak. Biz onu aynı anlamda kullanıyoruz. İslam medeniyeti deyince Müslümanlar medeniyeti anlamda kullanıyoruz zaten. Tamam, söyledim. Ha. Var mı ilave? Bir de saltanat dediniz ya. O saltanat o kadar çok kötü bir şey değil. Şöyle yani. Tarihte herkes saltanat ya. Sadece bizimki sultan değil ki. Hala İngiliz krallığı. Hala İsveç krallığı. Hala Belçika krallığı. Yani insanoğlu yönetim şekilleri bulmuş, tamam mı? Demiş ya şu kim yönetecek diye uğraşmayalım diye. Sülaleden, babadan oğla geçsin demişler. Bulamamışlar. Seçim nasıl yapacaksın? Yani her dönemin bir tekniği var, tamam mı? O dönem herkes saltanat yapıyor. Şimdi hepimiz demokrasi filan diyoruz. Yakında Trump'tan sonra da bu demokrasi de başımıza Trump'u getirdi diye yeni bir teori üreyecek belki de. Bundan da vazgeçelim diyecekler. Yani insanların geliştirdiği teknikler bunlar. Ama saltanat, siz şöyle düşünüyorsunuz. Ben o saltanat sahiplerine acılar çektiğini düşünüyorum. Kolay mı orada? Yani öyle biz anlatıyoruz da yok astık kesti. Ne olacak asla kesse? Çok mu zevk alacak? Allah aşkına yani işte böyle filan değil. Adamlar ne acılar çekiyorlar. Padişahların hayatlarını okuduğumuz zaman. Ne derin adamlar. Ne muhteşem bir eğitimden geçiyorlar. Ya Yavuz. Kaç yaşın? Çok genç yaşta. Ne Trabzon valisiyken İran'a gidiyor. Siz onu biliyor musunuz? Şah İsmail'le bir şey oynuyor. Satranç oynuyor. Satranç amacı şey, Şah İsmail'i tanımak istiyor. Dolaşıyor İran'da, ününü yayıyorlar. Ya diyorlar İran'da bir derviş varmış. Derviş kılığında, yanında bir de koruması var. Herkesi yeniyormuş diyor. Şah da meraklı, getirin şu dervişi diyor. Sarayına gidiyor Tebriz'e. Bir oynuyor. Yeniliyor. Şah'ı yeniyor. Olmadı bu derviş diyor. Bu bir daha oynayalım diyor. Yine yeniyor. Neyse de hiç şah olanlar mat edilir mi? Sende de hiç edep yokmuş diyor. Fakat bir kez ama bu işi iyi biliyorsun diyor. Bir altın, bir kese altın veriyor. Yavuz da giderken bir büyük bir taş varmış o Tebriz'de saraya yakın. Demiş ki korumasına, ikisi de derviş gözüküyor ama yanında ya şunu unutma olur mu demiş. Taşın altına o keseyi koyuyorlar. Çaldıran'da Tebriz'e girdiğinde o şey de yanında okur. Ya şu bizim keseye bir baksana diyor. Duruyor mu diyor. Kese çürümüş altınlar duruyor hani. Yani daha çocuk yaşta adam şeyler tasarlıyor. Ne yapacağını düşünüyor filan. Bunlar çok iyi yetiştiriliyor. Yani ya yemek yerken padişah çocukları görmüyor biliyor musunuz? Tek başına yemek yiyor. Acayip kuralları var yani. Öyle saltanatta adam mutlu bir... Belki bin pişman oluyordur onlar. Şuradan bir kurtulsak diye. Evet. Evet. Anlaşıldı. Anlaşıldı üstad. Anlaşıldı. Evet. Başka sorusu katkısı olan. İlave bir şey varsa başka konu. Başka yok zaten yeryüzünde. Yok. İslam medeniyeti, İslam kültürü, İslam ordusu bize bir yönetim biçimi
Onu uygularsa Müslümanlar sağlıklı uygularsa sağlıklı olur, sağlıksız olur. Mezhep imamları var. Evet. Yani bunları tanımayacak. Anlaşıldı. Mı? Evet İsmail abi buyur. Hızlı son şey. Lütfen. Evet. Nereye gidiyor Mahmut abi burada? Ah, bilsek bir çıkış yolunu, bu örtük bilgi işte. Şimdi şöyle, üstü örtülü bunu, bilsek yapı vereceğiz. Hani bir keşif yapar gibi, icat yapar gibi hani. Garantili icat yapma yolları. Garantili... Ya şöyle düşünmüşler. Şimdi, işte Reşit Paşa diyor ki... Ama işte habire yeniliyor, anlaşım, sorunlar yaşıyor abi. Devlet. Evet. Diyor ki Reşit Paşa İngiliz elçisiyle konuşuyor. Ya biz tamam, ne yapacağız? Tamam görünce oraya gitti. Tamam. Ya sizde diyor eşitlik yok diyor. Bir herkesi bir eşit yapın bir önce diyor. Yani hani. Mustafa Reşit Paşa İngiliz elçisiyle konuşuyor. Ya tartışıyor işte sorun arıyorlar. Çözüm arıyorlar daha doğrusu. Ne yapalım diyor. Ya herkesi eşit yapın diyor bir kere diyor. Hani diyor yani Hristiyan, Yahudi, Müslüman tebaası filan. Oradan çıkıyor. Hatta akşam konuşuyor, sabah yayınladı diye. Ertesi gün gece yazıyor. Sabah padişaha imzalatıyor. Tanzimatlarını. Geçen de öyle birisi bir şey anlattı. Tabii bir gecede olmasa da ama öyle anlattı. Eşitlik, müsavat. Eşitlik meselesi. Öyle bulmuş. Yani bir bunalım yaşıyor toplum. Aydınlarda başlıyor. Sezai Karakoç da öyle diyor. Yani halkta daha sirayet etmemiş. Ya olmadı bu diyorlar işte. Birinci meşru dedi, ikinci meşru diye. Cumhuriyette diyorlar ki her şeyi değiştirelim yani bu olmaz diyor yani. Hatta dini de değiştirelim, sıra koyalım, Hristiyanlığı kabul edelim diye çok tartışılıyor. Ya bu milleti zapt edemez diyorlar yani o zaman isyan eder millet. 100 yıl içinde eritelim diyorlar. Hatta Avrupa Birliği'nde bir tartışılır ki Avrupa Birliği'nin sindirme kapasitesi diye bir laf ettiler. Duydunuz? Onları halledebildik mi? Türkleri eritebildik mi? Hani yılanlar kocaman kuşu yutuyor. İçinde hazmediyor. Hakikaten eritiyor yani. Tamam mı? Eritebildik mi diyor. İşte Hollanda'ya girerken benim bir asistanım var. Ya diyorlar işte oğlunuz bilmem ne olsa işte eşcinsel olsa ne yaparsın diyor. Evde kovar filan diyor. Olmamış mı diyorlar. Bu erimemiş. Filan tamam mı? Bu gibi şeylerle test ediyorlar hatta. Onun için Avrupa Birliği'ne girmeyi şöyle bakıyorlar hatta. Bunlar Viyana'da giremediler, içimize girecekler, bizi halledecekler diye düşünüyorlar. Yani Viyana'yı aşamadılar ama haklı olabilirler. İçimize girip bizi değiştirecekler diye korkan bu şeyde yazıyor bu. Mehmet Aydın dünyayı dolaştı biliyorsun. Devlet Bakanı ki hem filozof gibi adam hem de dili biliyor. Orada söylüyor. Diyor ki Avrupa Birliği'ni sizi alırsak siz Viyana'da başaramadığınızı şimdi başarırsınız diye inan. Söylemişler yani adama bizzat şeylerde, müzakerelerde söylemişler. Korkuyorlar hala. Yani biz erimedik yani. Gitti bizim Almanya işçiler hiç besmele bilmez, namaz, abdest bilmez adam. Dindar oldu çıktı Almanya'da. Yani bir tuhaf bir şey oldu. Yani hatta demişler bütün dünyadan ilk giden Türk işçilerine din görevlisi istiyorlarmış. Biz göndermiyoruz demiş bizimkiler. Tamam mı? Buna rağmen öyle oldu yani. Ama işte öyle olunca bazı sorunlar da oluyor yani işte. Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de teşekkür ederim. Sağlık. İnşallah tekrar bir araya geliriz. Arkadaşlar çarşamba günü Mehmet Akif Bey misafirimiz. Haftaya bugün de Mustafa Özel Bey misafirimiz. Onu tekrar ilan etmiş olalım. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.